ben sizi. İlişki falan yaşayamazsın sen bu evde. Ağzını topla. Çok yoruldum. Ben de biliyorum, ben de. Yoruldum ya Altay'dır, yoruldum, bıktım artık. Ben buraya gelirken sandım ki o evlenilecek bir adam. İnanamadım, orada duydum, dedim ki Gamze içerideyse. Bütün ilişkileri bitirdin, tek ilişki mi kaldın be adam? Aycan burada yok, senin burada ne işin? Siz biraz evlenmek için geç kalmışsınız ama. Merhabalar efendim, kısmetse olurdu haftanın en heyecanlı bölümüyle. Haftanın finali eleme gecemizle birlikteyiz. İşte gördüğünüz gibi 14 aday karşınızdayız. Bugün akşam kimler aramızda olacak olmayacak artık bilemiyoruz. Bütün sır küçük kutuda. Ama önce haftayı tartışacağız. Daha sonra karşılıklı korumalar verilecek. Ve gitmesi istenilen adaylar oylanacak, tek tek okuyacağız. Kim bilir neler yaşanacak bu akşam yine. Ama önce gelin geçtiğimiz haftayı bir hatırlayın. Oho. Ay, suratlar asıldı bazılarının. O kadar kırmışsınız ki bir merhabayı bile size çok görüyorum yahu. Sizin gözünüze sokağa sokağa aşk yaşayacağım burada. O karnınıza kimleri yuttunuz siz? Kimleri devirdiniz? Ben senin kadar olamam. Onur çok zor bir dönemden geçti geçtiğimiz hafta. Ve bu hafta sonu özel izinle Çorum'a gitti. Alo. Aycan, Çorum meydandayım şu an ve seni bekliyorum. Koştum geldim senin kollarına, içimde yanan hasretimle. Bunu yüzüne söylemeye gittin değil mi? Barışmaya mı gittin? Yani neydi? İçimde yanan hasretimle. Şu an çok heyecanlıyım. Baktım durdum senin yollarına, sensizlik bir ölüm. Çok özledim. Elim titriyor baksana. Allah'ım artık oğlum evlensin. Sen kaydı mı önemsiyorsun şu an? Kaydı ya? Değil yani ben böyle de ne diye saçmalıyorsun Tuğçe şu an sen? Saçmalamıyorum. Senin peşinde ben gezecek adam değilim. Bana böyle gelmel yapamazsın ki. Sakin olur musun? Oğlum sakin ol, ne yapıyorsun? Ya bırakın beni ya. Orada masum masum hikayeler okumasın. Bu kız ne yaptı hakkında, buna maruz kaldık hepimiz. Eski ilişkisiyle de konuştuğuna dair benim duyduğum şeyler var. Ondan sonrası varsa bahset ama kanıtlayabileceksen. Bitiyor mu bitti deyince? Kalpte bitmiyor ama. Özür dilerim. Özür diliyorum. Bin kere de özür dilesem haklısın diyorum, tamam. Elimi sadece tutar mısın? Sana bir cümle kuracağım ama elimi tut. Özür dilerim. Mahvettin bizi ya, yeter. Neye takıldı? Dur ben sana soracağım ayı. Şu tavrının hesabını vereceksin. Çok ciddiyim ya. Ben bu evde en gerildiğim anlardan bir tanesi geriliyorum şu an. Çünkü çok önemli bir günde gereksiz tepkiler aldık şu an. Ben 5 aydır buradayım. Kimseye harcamadım. Ama adam nasıl harcandığını iyi bilirim. Ben de ufak tefek şeyleri yemem. Ben de büyük şeyleri bir konuşursam burası oynar. Tamam, konuş.
Bana sesini yükseltme. Ne yapalım şu an, ayrılalım mı? Girelim, sana mı soracağım girip girmeyeceğimi? Bana açıklaması yapıyor, sen sana mı soracağım? Hatta öyle bir noktaya geldi ki Didem'e göre yüzük atmamız gerekiyor. Ona bazı şeyleri anlatmaya devam ederse Tuğçe artık yeter diyebilir yani. Sen bulduğun açıktan girmeye çalışan adam olma. Kendini böyle gösterme, tamam mı? Sanki çiçeğe bakabiliyorlarmış gibi bir de bizden canlı çiçek istiyorlar. Valla denebilecek en ağır cümleleri sen ettin o sevdiğin kadına. Telefonda bile hala bana Arca'yı savunuyordu. Bundan sonra bu ilişki bitmiştir. Beni tanımayan bir insan bile beni savunurken sen sevdiğin kadını yerin dibine soktun dedim. Kendimi paramparça ettiğim için, aşkım için her şeyi yapmaya razı geldiğim için ben pişmanım. Bu saatten sonra Tuğçe ile konuşmuyorsun. Konuşmam ki zaten. Yani. Konuşma. Mutfaktan çıkmayan Farim'a yardımcı mı getirdi? Birden bekar aday olarak açıklanınca Onur, hareketleri çok fazla değiştiğini gördüm. Farim'a Onur'dan deli gibi hoşlanıyor. Sen dün burada helalleşmedin mi? Güle güle demedin mi? Biraz daha aşmaya devam edersen çok farklı olacağız. Sizin birbirinizi aklamaya çalışmanızdan ben bıktım. Yağmur'la Farima'nın arası zaten kötü. Ben de verdim gazı, verdim gazı diyorsun. Onur ikinizi de istemediği için dost oldunuz. Onur birinizi tercih etseydi görürdüm ben sizi. İlişki planı yaşamazsın sen bu evde. Ağzını topla. Aycan'la ilişkiye başlama ihtimalim var mı? Benim Aycan'la ilişkim tamamıyla bitmiştir Seda. Çok yoruldum. Ben de biliyorum, ben de. Of, ben de. Yoruldum ya, 6 aydır yoruldum, bıktım artık. Arkadaşlarına duvarları anlatacağına gel birazcık da bana anlat duygularını. Ben buraya gelirken sandım ki o evlenilecek bir adam. Yine jet hızıyla duygu dolu bir haftayı geride bıraktı kısmetse olur eve efendim. Ve sizlerin birincileriyle bugün elenemeyecekler belli oldu. Önümdeki 5'er bin liranın bu iki çekin sahipleri. Tuğçe'cim neredesin? Tuğçe ve Adnan. Tebrik ederim ikinizi de. Kesinlikle elenmeyeceksiniz. 5'er bin lirayı alacaksınız. Ha, evinizi koruyabilecek misiniz? İşte ondan emin değilim. O bu küçük kutudan çıkacak karara bağlı olarak değişecek. Ama o zamana daha çok var. Gelin kimleri eleyeceğinize, kimleri koruyacağınıza karar vermeden önce biz kendi aramızda bir haftayı tartışalım. İzleyicilerimiz de dinlesinler. Herkesin kendine göre haklı tarafları var, haksız tarafları var. Herkes kendi bakış açısından anlatsın. Önce Yağmur eve geldi, Didem'le arası iyiydi. Hatta en yakın Didem'leydi. Son hafta içi yine bir gün bir tartışma bölümünde bir konuştuk. Yağmur uzaklaşmadım, ters bir şey yok filan dedi ama Yağmur Gamze'yle beraber Didem hakkında yorumlar yaptı. Bakalım Didem rahatsız olacak mı bu yorumlarla? Gözlerinde sanki ona bir yaranma çabası var. Evet, tıpkı işte, Kemal'in Adnan'a yarandığı gibi evin en güçlü adaylarının yanına pasivize karakterler şöyle bir yanaşır ki onun yanında parlayayım, ha onu böyle popoplayayım. Özgüveni olmayan da insanlar. Aynen, bunlar. Aynen. Biz tartıştık ve konuyu çözüp barıştık. Tamam mı? Benim için ne diyor musun? Delikanlı kadınsın. Şöylesin, şey sen evlenmek istiyorsun. Ben çok beğeniyorum, bana benziyorsun. Şöyle, burada erkek ben zaten ona benziyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben bu evde orada ne Farima'ya, ne Tuğçe'ye, ne Didem'e, ben kimseye benzemiyorum. Kimse de bana benzemiyor.
Ay, ve kimse kimseye kendini böyle bir benzetmesin. Benim gibi olabilmek için de çok fırın yemek şey yapmak vallahi lazım. Valla ben de yol gitmek bir şey lazım söyleyeceğim yani. Çok pardon da ben çalıştığım için kısmeti olur çok fazla izleyemedim. Ama olay şu ki Didem de dedi ki sen benim kullandığım cümleleri kullanmıştın. Çok özür dilerim ama ben zaten izlememiştim. Nasıl kullanabilirim ki? Anladın mı? Ama demek ki sen çok iyi ve net beni izliyorsun ve bunu anladın. Ben seni o kadar dikkatli bakmadım ama iyi ki sen bana dikkatli bakmışsın diye derim. Anladın mı? O kadar dikkatimi çekmemişti. Şimdi ama demek ki ben dikkatini çekmişim. Bak tek başına bireysiniz siz ikiniz de. Atarlı kızlarsınız. Parima da değil mesela. Bak, sen geldin biz seninle arkadaş olduk. O benden uzaklaştı. Ona da bozuldu evet. Ve uzaklaşmayı bozuldu. Bırak hakkımda konuşuyor. Ben hiç onun bozuldu. Hakkında konuştum mu? Hiç konuşmadım. İnsanların hakkında konuşmayı sadece sever canım. Sadece o verdi gazı dediği yeri İnsanlara dün söyledim. Onun hakkında bak Didem'le alakalı bir kere ağzımdan ayrıca şey çıkmadı. Ayrıca ben neyi fark ettim biliyor musun? Ama devam ederse ağzımdan kötü şeyler çıkıyor. Biz göremiyoruz ya. Bana arkadaşlarım izledikleri zaman söylediler. Bu ne ya burada canım diyor oraya gidiyor hakkımda konuşuyor. Şunu dinle. Ne yapıyorsun? Bak ne yapmış yaptım. Sana da yapmış bunu. Onlar izliyor ya arada beni arayıp söylüyorlar. Dediler ki bak Didem artık sana şahsen olarak satışmıyor tamam mı? Diğerlerini başkalarını gazlayıp dolduruyor. Onları seni aynısını bana da yazmış. Yemedi ama. Seni de yapmış yemedi bak. Ama. Yemedi. Bir gün yedi iki gün yedi. Yazmış. Niye? Onlar yazdı İyi kız olsun diye. Aynen. Bir gün, iki gün bana o taktiği uyguladı. Ben de anladım. Eski burada yaptığı hayır, herkese benim ismimi salsan ne olur? Şu anda uyguluyor. Savaşa mı geldi? Tabii biz aynen buraya savaşa ben senin üstüne niye geleyim ya? Bu Didem de bütün gün oturuyor ha. Rahatı yerinde. Karnı sadece tok. Gaz veriyor çünkü. Karnı tok, sırtı pek. Çünkü ha. Sadece gaz veriyor. Çünkü sadece susuyor, kullanıyor. Ne mutfağa giriyor, ne yemek yapıyor, ne bir şey yapıyor. Ona, misafir ona, gelir, yabancı misafir ona seni seviyorum, yapar. Seni beğeniyorum dediğime o kadar pişmanım ki. O kadar pişmanım. Kime ki. Şey mi söyledin? Didem'e mi söyledin? Bak, ama ben ne zaman izledim onu Farima'yla zaten arası kötü verdim gazı deyince Allah'ım dedim ya böyle bir şey olamaz yani. Bir baktım o gün ben kızlarla tartışıyorum Aycanlarla Hazallarla arkada doldurmuş Gamze'nin iki uyarısı var. Üçüncü uyarıyı alıp bu kadın bu evden gidilecek diye arkamdan komplo kuruluyor. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Kızım ben sana arkadaşlıktan başka ne yaptım, dostluktan başka ne yaptım? Düşmanını bile yanına çeker o. Düşmanını bile kullanıyor. Ben bu evde gördüm. Bayağı uzun masaya yatırmışlar. Tabii Gamze zaten dolu geldi. Hedeflerini önceden belirleyip vallahi geldi. Konu, hedefler yağmurun çok konusu. Belli. Sıraya durun. Güzel de kendine güzel bir ortam kurdu. Tam vallahi, onu tam onu kimse nasıl kötülük o kadar çabuk kurabildi? Sen Yağmur'la yakınken, Yağmur'la bir aynen. Problemin yokken bir anda nasıl öyle klik oluşturabildiler? Demek ki o insanların benimle bir problemi varmış ki bu kadar dolmuşlar. Yağmur'un da benimle problemi varmış. Çünkü yanımdayken bana hiç böyle davranmayan kız, ben seninle arkandan hiç konuşmuyorum diyen kız en çok konuşan insanların yanında hatta onlardan daha çok konuşmuş. Farkında olduğum şey. Hadi Gamze zaten Gamze'nin her zaman beni kıskandığı apaçık ortada. Vallahi çünkü benim öyle kıskançlık gibi bir duygularım yok. Ben şeydi. Kıskansam iki ay boyunca seni... Aynı Gamze göktür. Sırayla Gamze. Senin ilişkini desteklemez. Sırayla Gamze'ci. Ya bırak Allah aşkına senin ilişkini desteklemem. Burada nişanınız yapıldı sen gelip hala, de oynamam. Hala ya. Ben bırak senin dostlarım. Bırak Didem'den bak beni hala konuşma. Ya sırayla Gamze. Sağır değilim. Bana söz verildi. Bana söz verildiyse sağır değilim. Kes sesini. Sağır değilim ağzını topla. Haddini bil doğru düzgün tak. Gamze beni bile duymuyorsun. Sıraya. Susmuyor. Sen çünkü söz onda. Ses tonunu azaltsın o söz zaman. Söz bana sağır verildi. Sağır değilim ben. Kes sağır sesini. Değilim. Sen kes sesini. Sana göre mi keseceğim? Gamze. Evet, terbiyeni takın. Keseceğim. Gamze terbiyeni sırayla. Takın. Terbiyeden bahseden terbiyeni sen takın. Misin Gamze Göktür? Terbiyeni takın ya. Ha? Yağmur konusunu konuşacağım. Yağmur'la ben ilk geldiği zaman daha çok bana yakındı. İlk geldiği zamanlar bu hoşuma gidiyordu. Zaten geldiği zaman da söylemişti ben kendimi yakın hissediyorum Didem'e diye. Bu hoşuma gitti. Hani izlerken kendi yakın bulmuş olabilir dedim. İyi de bu güzel bir şey. Ben verdim gazı, verdim gazı diyorsun. O da beni kullandı. Verdim gazı belli kelimesi. Yani. Ben orada hakkında konuştuğum hiçbir kötü kelime yok hakkında Didem. Konuşurken hakkında konuştuğum hiçbir kötü kelime yok. Sen benden sen daha ağır şekilde ki, Farima'yı eleştirdin. Sen Yağmur seni bunun seviyorum deyip var. Daha gaz veriyorsun işte bari bunun belli oldu ya. Aramızdaki fark ne biliyor musun? Sonra da ben bozuştuğum insandan gelip kendimi seveyim burada. Oturup aynı masayı dedikodu yapmıyorum. Yağmur'la yakınlık seviyemiz Gamze geldikten sonra tabii ki değişti. Sen gittin. Çünkü ben sen kimseden gittin. Gitmedim. Ben zaten hiçbir ortam, grup, hiçbir arkadaşlık gerçeği gördüm içinde ben ya. Bulunmadım. Ne var bunda? Ben burada zaten herkesle
konuşan bir insanım. 6 aydır bu evdeyim ve zaten. Gazeren. Sadece en yakın olduğum kişi ve bu evde her zaman Aycan'dı. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Aycan'ın yerine de zaten yeni birisi gelmedi. O da ona da 6 ay içerisinde kurduk o dostluğu zaten. Evet, zamanla ve paylaşımla. Yağmur, sen de bu konuşmanın taraflarından birisin. Evet, Didem'le yakındın, bir anda gittin. Oy, bir hafta içi konuşurken de aynı sözü söylüyorsun. Didem... Verdim gazı, verdim gazı. Evet. Senin kopma noktana hakaret galiba. Hakaret etmişim sanki, verdim gazına bu. Ama kim olsa seni seviyorum dedikten sonra... ekranda bu verdim gazı kelimesini kullandıktan sonra kim olsa uzaklaşırdı. Kaldı ki ben uzaklaşmadım bile. Hakaret ederim, uzaklaşırsın. Seni kötülerim, ama bak, uzaklaşırsın. Hayatım, diyorsun ki ettiğim lafta verdim hiçbir gazı şey yok. Diyorsun. Sen bir insan sevdiği insana gaz geçtim. Verir mi? Sen yanıma getirerek kavga etmesini ister mi? Hayır. Sen orada açık açık şurada şu köşede geliyorsun, eğlenir bir şekilde. Yağmur'la Fariman'ın arası zaten kötü. Ben de verdim gazı diyorum. Ama sen kötüymüş ondan yani. Ondan sonra bana ertesi kalkın. Ertesi arkadaşım da dersen. 1000 tane laf konuştuğun kızla beni kendine rakip görüyor Farima. Orada bir duracaksın ama. Orada bir duracaksın sen rakip. Orada bir duracaksın görüntüleri. Orada bir duracaksın. Ben değil, sen kötüledin Farima'yı. Ben Farima'nın yüzüne konuştum. Farima'nın yüzüne konuştum ve Farima da bütün görüntüleri zaten izlemiş. Farima kabul ettiyse bana ne? Gazı veren sen misin hayatım? Bana ne? Konuşayım mı? Tabii. Bir kere evet, ilk başlarda Yağmur ve Didem çok yakınlardı. Çünkü Yağmur Didem'in gerçek yüzünü görmemişti. Bu çok doğaldı. Eve gitmiş zaten yayında görmediği, duymadığı şeyleri görmüş. Asıl mevzuyu kız çözmüş. Ya. Sonra gelmiş anlamış. Didem herkesi bana karşı doldurmaya meyilli. Zaten diyor orada da verdim gazı. Herkesi dolduruyor. Fermanın üzerine gidin, tamam mı? Hayır, yapsan ne olur? Bu bir. İkincisi evet, biz Yağmur'la tartıştık ama ondan sonra mevzuyu konuştuk ve çözdük. Bunu eğer sizin için rahatsız oluyorsa biz bilemeyiz. Bizim için umurumuzda değil. Anladın mı? Sen kendine söylenen şeyi hazmediyorsan bana ne zaten canım? Ayıp, evet. Çok güzel bir dostluğumuz. Bak, söylediğim bir kelime var ortada. Sahte, bunu sahte dostluklardansa, ve doğru. Sahte dostluklardansa, onur ikinizin de istemediği için dost oldunuz. Onur birinizi tercih etseydi, görmeyeyim de ben sizi. Onur bu evde aşk filan yaşayamaz, tamam mı? Adam kızı taşla, arkadaşlıktan başka hiçbir ilişki onur yaşayamaz. İkinci birden böyle yaptı. Böyle yaptı. O bu evde ilişki filan yaşayamaz. Ne onların istememesi ya? Bir dakika. Ağzını toplayın önce. Ağzını kullanıp kenara mı attın? Sen bu evde ilişki filan yaşayamazsın. Ağzını kullanıp kenara mı attın? Evet, aynen öyle yaptın. Aynen öyle yaptın. Ben buna cevap mı vereceğim şimdi? Tabii ki ver. Vereceğin cevap yok zaten. Sen burada arkadaş olursun. Samimi kendini parlatırsın. Ekran bak, yüzü olan sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gel bir dakika. İlişki filan yaşayamazsın sen bu evde. Ağzını topla. Sen ağzını topla. Ben burada aslanlar gibi ilişki yaşadım. Tamam mı? Aslanlar gibi ilişki yaşadım. Her gördüğümde kavga ediyordunuz be. Her ilişki başla. Kavga ediyordunuz her gördüğümde. Ben kimseyi kullanıp kenara atmadım. Onu ne kadar çok sevdiğimi de ben bu evde söyleyeyim. Şov için gittin kardeşim. Tamam mı? Şovcu sensin. Niye sarılmıyorsun? Sen Didem'in üzerine. Sarılmadığımı kim söyledi? Kıza sarılmıyorsun. Sarılmadığımı kim söyledi? Ben Didem. Adnan ve benim üzerime oynama. Sen şovcusun. Ya sen kimsin? Tamam mı? Sen bu evde. Sen kim misin? Sen devamlı bizim üzerimizden prim yapmaya çalışan bir kadınsın. Başka da bir şey. Hadi be. Sen kimsin ya? Konur. Sen kimsin ya? Konu bu değil Gamze. Ayrıca kimse kimseyi kullanıp atamaz bu evde. Biz buna izin vermeyiz. Haddini bilsin. Ajan, haddini bilsin. Kendi tercihi ve raporuyla eve. Ben son dakikaya kadar bu ilişki için her şeyi yaptım. Ve hiçbir zaman da sevmiyorum demedim. Hiçbir zaman da Aycan'ı istemiyorum demedim. Son dakikaya kadar da hep yanında durdum yani. Bunu herkes ya biliyor, bunu kendisi de biliyor. Evlilik teklif edecektim diye şov yapıyorsun. Ertesi gün kızdan ayrılıyorsun. Bırak ya. Bırak bu işleri. Benim onunla kadar çok sevdiğimi biliyor herkes. Kemal. Seviyormuşmuş. Ben burada Yağmur'a bir şey söylemek istiyorum. Üçüncü şahıslar müdahale olmazsa. Yağmur bu evde ilk geldiği zaman evet Didem'le beraberdi. Didem'e alınmış olabilir ama gidip bunu yüz yüze konuşmasını tercih ederdim. Ben de onu sordum. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Yağmur'cum, Gamze arkadaşımız bu evde. Kendine dikkat et. Şimdi senin sıkıntılı bir dönemin vardı. Ben Onur'a karşı duygularını açıkladın. Önce üstü kapalı, sonra da açık. Hani belki duygu değil, ilgi ve beğeni. Belki aradığın damat adayı kriterleri, her neyse. O kadar sıkıntılı bir dönemde açıkladın ki bana göre bu bir cesaret aslında. Risk daha doğrusu. Yine de bunu yaptın. İki tane damat, iki tane gelin adayı senin bu hayalindeki damat adayı ve senin düşüncelerinle ilgili yorum yaptılar. Bir izleyelim.
Tuğçe ile Akın kavga ediyorlar. Haksız yerde Akın'ı korudu. Resmen az önce komik duruma düştü. Başka sadece hiçbir şey demiyor. Niye koruduğunu da bilmiyordu. Sen anlayıp sorduğunda ne dedi? Ne bileyim ben. Niye korudun bilmiyorum diyor. Ne bileyim ben. Az önce gayet komik duruma düştü. Bilmiyorum yani. Ben değil. Ne bileyim ben. Ne bileyim. Niye böyle dedin? Ne bileyim ben. Niye böyle dedin? Ne bileyim ben. Mide diyor ki bir şey hissetmiyorum, bir şey hissetmiyorum. Birinin bir tarafı koruması gerekiyor diyor, diyor. Ben de o taraf. Sadece her konuda kendini gösterme çabasından şu anda. Ben onu anladım. Yeterince gösterdi hayatım, yeterince entrika yaşadı zaten burada. Bıraksın da biraz başkaları yaşasın. Buyur, Onur'a ben... aşık ya canım. Onur da böyle tepki verince bana... Hoşuna gitti. Hoşuna gitti. Fazla biraz... hoşuna gitmesin yalnız. Ama şunu unutma, fazla hoşuna tepki veren yalnız. Ona daha ağır tepki veriyor. Tabii canım. Aa, fazla hoşuna gitmesin yani. Mektaba yaptığı seni muameli ona her şeyden çıkıyor. Galiba. Dün bu kızın kablasından da çıktı. Aynen. Kız onu kaç kere bozdu kız, o çocuk. Anladın mı? Kaç kere bozdu. Oo. Ne laflar söyledi ona. Daha gala gecesi gidiyor. Onun adını daha yazmış. Daha da hala gidiyor. Niye popüler ya ondan. Gala ona da tepki gösterdi. Dün gibi unutmuyorum. Günah varken bayağı tepki gördü Onur'dan. Ona rağmen, adını yazmıştı gitmesi için ya. Ben geçen ona adını yazdı ya. Hala Onur da Onur diyor. Ünal'la Onur çok yakın arkadaşlar. Anladın mı? Bilmiyordum. Ünal'la beraber konuşurken Onur'un adını verdi. Yarın öbür gün Onur'la beraber konuşurken de başkasının adını vermesi mümkün. Yakın arkadaşlar mıydı Onur? Evet, çok yakın arkadaşlarmış. Dışarıdan da mı? Ünal'la Onur yakın, evet. Özür dilerim. Olmaz. Ve Ünal'a ne dedi biliyor musun? Senin yaptıkların beni ona itti. Böyle bir şey denir mi? Onun aşkı yüzünden gitti. Evet, ağır iddialar. Üstelik bu iddialar aslında Onur'a karşı boş olmayan iki gelin adayından geliyor. Evet, valla gerçekleri biz söyledik. Ağır değil. En azından herkesin onlar gibi dağlar çalıştığında şeyler. Gidip Onur'a duygularımı belli etmedim, söylemedim. Burada artık bir patlama noktasındaydım. Söylemek istedim büyük bir risk alarak. Seda Hanım, şimdi siz de çok güzel şeyler söylediniz. Cesaretli olmak burada gerçekten çok önemli. Samimi olmak ya, evet, samimi olmak, cesaretli olmak çok önemli. Şimdi burada... Tabii ki de benim yaşamış olduğum durumu arkadaşlar saygıyla karşılıyorlar ve beni tanımak için bir adım atıyorlar. Ama sadece tanımak istediklerini söylüyorlar. Onun dışında bir adım görmüyorum ben zaten. İyi ben de o yüzden, iyi atamıyoruz ki, o yüzden, Onur durumun belli yani. Atamıyoruz diye bir şey yok. Nasıl şimdi yok? Ben eğer bu sıkıntıları... Ne yapalım başka? Bir dinlerseniz açıklayayım. Eğer ben bu sıkıntıları, şu anki durumumu tek başıma atlatacaksam kimseye ihtiyacım yok. Burada kimseye ihtiyacım yok. Ama ben Onur bu sıkıntıları... Ama eğer bana karşı olan duygularını bana... belirten gelin adaylarıyla... Muhabbet, sohbet, bir şey, bir paylaşım içerisine girersem belki onun bir anlamı olur benim için. O zaman ben de zaten bu evde niye duruyorum? Tekrardan babamın dediği gibi o gelecek merdivenlerine çıkmak için duruyorum. Belki de senin geçmişi tamamen unutmuyor olduğunu kanıtlaman gerekir. Henüz başka birine karşı duyguları bitmemiş bir adamla uğraşmak bir kadına ağır gelebilir. Bunu da kendisi ben yara bandı mı olacağım? Seda Hanım, kimseye yara bandı olsun diye böyle bir tavır sergilemiyorum zaten. Ama tabii ki ertesi günde gidip başka bir kadını hemen seveceğim diye bir durum da yok. Ama bu siz de söylüyorsunuz. Tanıma yolu, işte ne bileyim bir sos sohbet, muhabbet bunlardan yani, geçiyor bazı şeyler. Ama zamanı şimdi böyle bir durumu olduğunu, sadece ben Onur'u tanımak istiyorum. Ben Onur'un karakterini seviyorum da olmaz mı işte? Gaza gelip gelip Onur, gaza getirmiş lütfen. Onur diyorsun ki kırmızı odada. Şu anda kalbimde, aklımda başka biri var. Lütfen saygı gösterin. Evet, bunu diyorsun. Tamam, bunu söylüyorum. Bunu söylüyorum ama bunun dışında da bu evde yaşamaya devam ediyorum. Yani devamlı sohbet etmeye devam edelim, muhabbet etmeye devam edelim. Bunun adına ben ya. Herhangi bir dakika. Yağmur, seninle konuşmak istemiyorum demedim ki. Yağmur bana söylemiş olduğu halde ben Yağmur'a bizim mutfakta, erkekler evinde şunu dedim. Ya Yağmur, benden çekinmene gerek yok. Sohbet edelim, görüşelim, konuşalım. Söyledim de bunu. Ama iyi de böyle bir set koyduğun zaman... Kızlar korkuyor. Şu an farkında mısın? Setten bahsetmiyorum zaten. Set koymuyorum hiçbir insana. Sadece bana şu anki... Benim şu anki yaşamış olduğum duygulara saygı göstermek. Kızlar öyle hissetmiş demek. Aklının bir köşesinde olsun. Ben kendi nezdimde şunu söyleyeyim. Hiçbir kıza set koymadım bu konuda. Koymadım. Peki. Hem evden azından şimdi bunu açıklamış oldum. Bunu bilseydim emin ol. Dediklerinde haklı şimdi. Bu şekilde hareket etmezdim. Saygı duyuyorum demeyip direkt böyle bodozlama dalardım. Ama sen bu kelimeyi söyledikten sonra... Ben buna saygı göstermek zorundayım. Şimdi bakın, unutamıyorum dedin. Yağmurcuğum, unutamıyorsan nasıl zorlayabilirim seni? Yağmurcuğum, ben korkuyorum. Yağmurcuğum, unutamıyorum demedim. Şu sana an bir durum var dedim. Korkuyorum. Tamam, ne yapabilirim o zaman? Ben ne yapayım şimdi? Şöyle sen yapabilirsin. Bunu diyorsun.
ben artık yeni ilişkiye hazırsan, ben artık yeni ilişkiye hazırım duruşunu hissettirebilirsin. Yani sürekli Aycan'ın arkasından üzüntünü, duygularının bitmediğini, yapma. İşte şöyle böyle bunları ben söylemeyeyim. Ben bir şey yapmıyorum ki ama Seda Hanım. Ben böyle ama bir durum öyle sergilemiyorum. Ama şimdi şöyle bir durum var. Sen kendisi odaya Yağmur'u çağırıp belli başlı şeyleri şu anda hissettiğini söylersen ve sonraki gün mutfakta kalkıp Yağmur'a dersen ki böyle böyle şeylerde benimle arkadaş olabilir dersen kız sana tabii ki de set koydun der yani. Bu gayet bir görünmez sesin var. Ben Yağmur'a, ben Yağmur'u kırmızı odaya, Yağmur'u kırmızı, ya daha doğrusu Yağmur beni kırmızı odaya çağırdığında zaten bazı şeyler sıcaktı. Ve ben Yağmur da bunu zaten bilerek geldi kırmızı odaya ve duygularını da o şekilde belirtti. Zaten aynı mantık içerisinde konuştuk. Bunun dışında başka bir şey yaratılmasına gerek yok. Ben bunun dışında da evde konuştuğumuzda da Yağmur benimle iletişim kurabilirsin. Ayrılık yeniydi diyorsun yani evet, zamanla. Evet tabii ki. Yani bu... iletişim kurabiliriz dedim. Ya ben hala çok taze bir zaman ve benim yapabileceğim... Bir şey yok. Peki ben daha net sorular sorayım mı? Dışında. Senin dışarıda çıktın. Bugün elendin gittin. Evet. Ya da yarın sabah Aycan bu eve geldi. Evet. Aycan'la ilişkiye başlama ihtimalin var mı? Benim Aycan'la ilişkim tamamıyla bitmiştir Seda. Aycan'ın rahatsız olması, olmaması, senin dışarı çıkman, onun içeri girmesi, değişken faktörler. Bunu etkileyecek mi, etkilemeyecek ben mi? Ben ilişkimi tamamıyla değerlendirdikten sonra bitirdim Seda Hanım. Bu içeride bu mudur? Dışarıda evet budur. Buyurun hanımlar. Bekar bir adayımız var. Ben bunu sana birkaç hafta önce de söyledim. Onur bu evdeyse, siz halen elemiyorsanız, Onur bu evde bekar bir damat adayıdır. Yani onu, bir ilişki başlar, bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Bir ilişki başlar ve biter. Yani bu dünyanın kanunu böyle zaten. Biz ilişkimizi güzel bir şekilde bitmeye yaşadık. Bitmeye de bilir. Bitmeye de bilir. Ama hani bittiyse de bunu düzgün bir şekilde yaptık, saygısızca yapmadık. İkimize haklarımızı helal kadar. Ettik. Evet, evet, el ele tutuştuk, birbirimize baktık, gözlerimize baktık. Aycan'ın zaman... sende kalmış bir... Hakkı şeyi yok, helal etti değil mi? Helal etti. Bunu zaten insanlar izledi. Bir ahı yok. Evet, evet. Ama tamam o zaman. Evet. Ben bir Onur'a soru sorabilir miyim? Hiçbir kıza set koymadım diyor ya, kendimle alakalı değil. Peki Gözde'ye karşı set koydun mu koymadın mı? Sana aday olabilir ben mi? Ben buradaki hiçbir gelin adayına set koymadım. Anladım. Hani bir önceki arkadaşınmıştı ya böyle bir mevzu yüzünden. Çünkü senin ismin Yunan yüzünden döndüğü Gözde'ye zaman... set koydum diyor yani. Koymadım. Niye hayır, sen mi aday olacaksın? Ben aday olmayacağım. Algı yaratma. Benim kendimle alakalı değil. Çünkü Onur'un ismi döndüğünde ben konuşuyorum hani tartışıyoruz. Adaylıkla alakası yok. Kızlar da Onur'un ismini zikrettiğinde bu kız bozuluyor. Bize karşı gardını alıyor. Yani o zaman siz aday olsun Gözde'yle, sana eğer böyle fet koymadıysan. Gözde'yle alakalı yorum yapayım mı? Bu kadar hani böyle ben çok... Ben merak ediyorum çünkü bir tartışma bir Gözde'yle oldu. Alakalı o kadar yorum oldu, tamam. Bakın arkadaşlar ben sete geldiğimde de set aralarında da Gözde bu eve geldiği günden beri biz Gözde de buradadır mesela. Çok böyle selamlaşmayız, çok konuşmayız. Ama Gözde'nin bana karşı olan tutumundan sonra, bana karşı beğenisinden sonra aramızda çok enteresan bir şey oldu. Yani selamlaşmıyoruz, konuşmakta çekiniyoruz. Bir şey olsa hani aramızdaki bir durumlar... Tutukluk oldu. Bir tutukluk oldu. Eve geldiğimizde bile selamlaşmayız, dışarıda bile... Bunun öncesinde de bu böyleydi. O zaman aday olsun bu kız yani bize ya aday olup olmamasını sen değerlendirmeyeceksin Gamze. Bir ben insan bak ben ne dedim? Set, bak set ben koyuyorum. Ne dedim? Ben kimseye set koymuyorum. Aa bak işte koymuyorum tamam diyorsun. Bak ben kimseye koymuyorum diyorum zaten. Tamam ben o zaman sadece... bugün yeni bir başlangıç, yeni evet, bir nokta olsun. 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 Madem evimizdesin ve bekar damat. Kimden ben buraya mutlu olmaya geldim. Kimse de benim tuttuğum eli değerlendiremez. Zaten ben şunu söylüyorum. Sapa sağlam tutar dimdikte dururum burada. Set koyacaksan zaten bu evde olmamalısın. Evet. Aynen. Zaten bak bir şey söyleyeceğim Yağmurcuğum. Sen de dinle, siz de dinleyin. Şimdi ben size çok keskin ve net bir şey söylemiş olsaydım zaten ne derdiniz? Böyle bir şey yok zaten. Ne derdiniz biliyor musun? Ya Onur, o zaman burada ne işin var yazardınız beni gönderdiniz. Bak gerçek ama biz aynı düzgün üsluplarla konuşup, düzgün iletişimlerle konuşup hep ilerledik. Ben de mümkün mertebe seni rahatsız etmemek için çok fazla yaklaşmadım. Bu adamın niyeti evlenmek. Evlenmek niyetiyle bu evdesiniz unutmayın. Günübirlik eğlence, bir haftalık gezmece tozmaca değil. Denedi olmadı değil mi evlenmek işi? Dışarıda da olmuyor mu? Başımıza gelmiyor mu? Söz nişan atılmıyor mu ki onlar sözlü veya nişanı değildi? Denedi olmadı. Ama evlenme niyeti halen devam ediyor. Yaşım geldi diyor, çocuk istiyorum diyor. İşte ailemin, insanların gözü önünde doğru kadını bulmak istiyorum diyor. Evlenme niyeti devam ediyor, aile kurmak niyeti. Nasip. O yüzden de burada. Nasibimi arıyorum yani, olur i̇şte olmaz bu kadar net. Ki. Evet, Onur bu evdeyse bekar damat adayı yani. Dışarıda yavuklusu olan bir adam burada iş yok zaten. Onur da yalnız, bekar, evlenmek isteyen bir aday. Şimdi, Fahriman'ın üzerine çok gittik. Yapmadı, sözünü tutmadı, İran yemeği de yapmadı da... Sen bir arkadaşını getirdin. Arkadaşın mıydı? Profesyonel aşçı mıydı? Profesyonel aşçı. Ama tanıyordun da. Ve nefis bir yemek yaptın. Ben afiyet de tadına olsun. Baktım. Harika. Ya ben İran'a gittiğimde sürekli ona yaptırıyorum yemek. Yani onun yanına ama biz ona mahcup olduk.
Evet, çok fena mahcup oldum. Yani rezil yani oldum. Yani ben hani yoktum burada. Ve ama Seda'm, ben bile şey üstüme alıyorum bu mahcubiyeti. İlk defa evet. Ha, istersen izleyip söyle. Tamam. Peki söyle, öyle izleyelim. İlk defa adam Türkiye'ye geliyordu. Ve ben Türk misafirperverliğinden çok bahsetmiştim burada. Bakın dur, burada kesiyorum. O zaman bakın, ilk defa Türkiye'ye gelen Fariman'ın misafiri olan, bizim evdeki kızlara, erkeklere o Fariman'ın söz verdiği İran yemeklerini yapacağım diyen misafire neden ve niçin böyle bir tavır sergilendi? Fariman bir arkadaşın mı? Şey mi? Ne? Merhaba. Merhabalar. Selam. Merhaba. Selam. Çeteri. Merci ma'am. Kubi. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Aa, sağ olun. Ne bu? Gel. Kim bu? Anlamadım. Yemek yapacağız sizin için. İranlı yemeği. Sen yapmayacak mıydın o yemeği? Yok, benim adayım yok ki. Sen dedin ya adayınıza yapın diye. Sizin hani de sen yemek zaman yapmayı çok iyi biliyordun ya, mutfaktan çıkmayan Farima yardımcı mı getirdin? Yok dedin ya sen. Ben işte senden öğrendim. Benim ya adayım var ama. İşte adayına yapıyorsun. Benim de adayım olduğu zaman adayıma yapacak. O kadar İnşallah. Mantıksız bir cümle ediyorsun İnşallah. Ki. İnşallah. Bugüne kadar sanki mükellef sofralar kurdun da. Yapmayacağım. Aşırı kursunda değiliz. Aşçılık kursunda değil. Kibarlık yapmış, bizden yemeği. İyi o zaman, evet, herkes aşçı getirsin, yani aşçıya yaptırsın. Yani kibarlık yemeği yiyin diye getirsin. Tamam, evine de kocana da zengin bir koca bul da aşçı tutsun. İhtiyacı da aşçı yapsın. Bulaşık yıkamayı bile bilmiyorsun. Evde aşçı yapsın. Hizmetçiyi sen tut evde aşçı yapsın. Lavazım için koca sorurdu. Laf olsun. Biraz şey yapalım, toparlayalım orayı da öyle gelsin. Hayır bir şey ya. Sen konuş Fariman, Türkçe. Allah'ım aşkına ya, size kibarlık yaptım. İranlı yemeği yedireceğim, hala sen konuşuyorsun. Sen Seda Hanım'a bile ben kendi hala elimle yapacağım dedin. Canım benim. Safranlı pilav. Seda Hanım'a ve adayıma yaparım. Sana yapmak zorundan değilim. Ben zaten senin yaptığın yemeği yemem ki. Tamam, ama millete çok otur iyi biliyorum, yapıyorum deme. Sen mi karar vereceksin? Karar veriyorum şu anda. Var mı? Ne zaman konuşacağım ben karar veririm bu evde. Sen yemezsin yemeği. Haddini bil. Sen yemezsin. Haddini bil. Eş. Sen yemezsin, sana zorla yedirmeyeceğim. Senin yaptığın yemeğe ihtiyacım yok. Tamam, şu bugünkü yemeği de yemezsin. O zaman boş konuşmayacaksın bu evde. Her şeyi çok iyi bildiğini iddia etmeyeceksin. Her şeyi çok iyi biliyorum. Adayım olunca belli adayıma bildiğin yaparım. Sana yapmak zorunda belli değilim. Belli, en iyi biliyorum. İsmat etmek zorunda değilim. En iyi değilim biliyorum diye iddia ettiğin yemek için yardımcı getirmişsin sen şeyi bu eve. Sana hiçbir şey ispat etmek böyle zorunda şey değilim. Böyle bir şey var mı ya? En azından ben bunu yapıyorum. Sen bunu da yapmıyorsun. Utan. Evet, yani şimdi Didem'e soracağım. Bu ne şiddet, ne celal? Bu evde 6 aydır buradayım ve hiçbir zaman hiçbir gelen misafire hiçbir şekilde saygısızlık etmediğim açık ve net görülüyor. Bu ne işte, şaşırıyorum ve soruyorum. Gibi. Sadece burada aslında benim sinirler, başka bir olaya sinirliydim. Onun ardına zaten misafirimiz geldi. O ayrı bir konu. Onun üzerine benim bozulduğum tek nokta şu. Hatta mutfak konusunda Sibel ve ben dahil herkesi eleştirip burada defalarca VTR'lerce yerilen Didem vardı ya, hani mutfakta beceriksiz olarak gösterilen Didem. Aslında becerikli olup burada sen oradan bozuyorsun. Didem. Evet, ona bana koyuyor yani, bu durum. Yani sen o kadar becerikliyim deyip hani kendini övüp şey bana beceriksizim deyip aşçı getirdin bana, diyorsun. Aynen, bana beceriksizsin, sen ne yaptın ki, zaten adayına yaparmışsın ki. Bir kere beceriksiz demedim sana hiçbir zaman, o tarz ayrı bir şey, tamam mı? Beceriksiz gibi o ayrı bir şey. Kendini saç çok yetenekli çekme gösteren arkadaşımız Farima var ya hani. İşte bana soru soruldu, yapabiliyor musun diye soru oldu. Ben de yapabilirim dedi. Dedi ki kendi gibi ben de adayıma sadece yaparım. Mut benim cümlemi almış, bana anlatıyor. Sana yapmak zorunda değilim. Benim evet cümlemi almış. Hatırlatma yapıyorum bana çünkü. Diyor ki sürekli benim cümlelerimle yaşadığı için bu evde, üretemediği için. Orada da gelmiş diyor ki ben sen adayıma yaparım. Sen ne kadar kendini beğeniyorsun Didem ya, Allah aşkına ben, bu kadar beğenme kendini. Sen de ki ben evet biliyorum beğenmiş ama bugün size özel bir şey hazırlamak istedim. Ben zaten sürpriz yaptım Seda Hanım. Bugün özel bir şey yapmak istedim. Bir haftadır bunun için uğraşıyordum ben. Didem deseydin. Bir haftadır bunun için uğraşıyordum. Anladın mı? Ben biliyorum, ben de. Of, ben de. Yoruldum ya, 6 aydır yoruldum, bıktım artık. Arkadaşlarına duvarları anlatacağına gel birazcık da bana anlat duygularını. Ben buraya gelirken sandım ki o evlenilecek bir adam. Bir hafta Farima sürpriz yapmak için uğraştım dediği, biz yedik.
Çok da güzeldi. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ellerinize sağlık. Yemek diye elime de onu vereceğim ama söyle buyur. Ya ben güzel bir şey yapmak istedim. Adayım olursa adayıma yaparım. Neden demek kendi ki bu evde bir böyleymiş onu bir şey öğrendim. Soracağım peki. Daha makul bir şeyle sorayım. Sen yapamadığın için mi yaptırdın? Hayır, daha kesinlikle. Kolay, daha lezzetli olsun diye mi? Yok, bir kere ben gayet güzel yemek yapabiliyorum ama gördüğünüz gibi zaten 3-4 saat sürdü yemek. Evet. Ve ben bütün günümü zaten burada o yemekle harcayamam. Türk yemekleri daha az sürüyor bildiğim kadarıyla. Yardım da ettin bu arada. Tabii 3 saat ben zaten mutfaktaydım ve benim bacaklarım koptu, ayaklarım koptu. Yani mahcup olmamak için. Zaten hazırladım, onunla beraber hazırladık ki hızlansın olay. Ayrıca benim size sözüm vardı, İran yemeğini yedirtmek istiyordum, tadını alın diye. O yüzden ben özel olarak İran'dan geldi bir günlüğüne ve tekrar döndü İran'a, tamam mı? Ve o adam ilk defa Türkiye'ye geliyordu. Normalde hiç Türkiye'ye gelmez. İlk defa Türkiye'ye geldi ve ben o kadar övmüştüm ki bak eve gelirsin, görürsün ortamı falan, çok bayılırlar çünkü çok istiyorlardı. Baharat kokutacak demiştim ben zaten. Ama zaten o kadar yemeği güzel yapan dalga geçildi ki. Yani kebapçıya girince o kebapçı soğan sarımsak kokmazsa kebapçı değil mi? Denildi ki baharat kokuyordu, ev giremedik falan şimdi falan. Bak dur. Kendiniz bile dur bir dakika. Bahçeye ve kokudan tam yeri geldi. Şimdi. Bu kokmasın. Bahçeye göster ya. Arkadaşlar. Ya, of, yapmayın ya. İzleyin. Ay bir de üstte çıkıyor. Hazır. Çok komiksiniz ya. Hazır izleyin. Bu yemeğin kokusuyla ilgili eleştiriler de, o güzelim yemeğin ziyan olması da, bunların hepsi var. Hevesimi kursağımda bıraktım. Bakalım. O kadar. Herkese bu yemeği yaptım. Yemeyen bana saygısızlıktır. Ve ben hepinize yaptım. İster ya. Yersiniz, ister yemezsiniz. Bak, en sonunda yiyeceğim. Yaptım dediğin aşçı yaptım. Yemeği yemiyoruz diye niye saygısız oluyoruz ki? Çünkü hani dün bana diyordun Barima, zeytinyağı gibi üste çıkmak diye. Şu an sen, zeytinyağı gibi. Sen güzel. Yemezsin şey Didem derken saygısız değil. Bu da bize mi saygısız? Hayır. Söyledim. Sen yiyemezsin. Bir dakika. Söyledim zaten. Sabahki tavrınla teşekkür ediyorum. Evet. Söyledim. Sabahki tavrıyla aynı işte. Teşekkür ediyorum. Tamam anlamadıysa kendi bilir. Ne? Sen yiyemezsin Didem derken saygısız değil. Allah'ın izniyle. Hak etmeyen yemesin derken de saygısızlık değil. Ama sofraya gelinmediğinde saygısızlık. İçim kötü oldu. Çok değişik tadı. Değişik tadı. Bravo Masuk lütfen. Şuna yemeğini bence. Bu sabah ne olacak biliyor musun? Didem yemin diyor onlarda yemin olacak. Bir an yok etmiyorum. Hayır. Ben zaten sadece tadına bakacağım. Söyledim yemem de. Döndü mü? Bunu da laf attı ya. Dedim. Şimdi biz yiyeceğiz diye gözüküyor. Ama oldu öyle dedi diye yemeyeceğim ki ben zaten gerçekten merak ettiğim için yeri sormayacağım. İşte o kadar çok da söyleyip de o yemeği yapıp şimdi tekrar yemek istemem ama Allah'tan Fehima yapmadı. Adam yaptığı için yersem yiyeceğim şu an ve gidiyorum yiyorum. Aferin, aferin. Bir, iştahlı insan severim. Afiyet İki, olsun. Yemek ziyan etmeyen insan severim. Üç, hakkını da vermişsiniz. Aferin. Vallahi çok üç havası yiyen birini gördüm. Aynı korktum, şekilde ben de yukarıdayım. Çok sevindim. Seda Hanım, orada ben Onur'a veya Adnan'a karşı bir şey söylememiştim. Sabahki tartışmamızdan ötürü Didem demişti ki bana, ben senin yaptığın yemeği zaten yemem. Ben de dedim ki bu kadar beğenmiyorsan, bu kadar tartışıyorsan, ben aşırı getirdim diye eleştiriyorsan yemezsin canım, zorla değil. Öncesinde yemezsin ben dedim. Sana yapmıyorum. Anladınız zaten, mı? Sana yemezsin dedim. Dedim. Tamam mı? Öncesinde ben sana yapmıyorum. Ben sana yemek yapmam dedim. Ben sana yemek yapmam dedim. Ben iyi bildiğin şeyi kendin yapmak istedim. Anladın ondan mı? Ondan sonra da ben zaten yedirtmem dedim. İyi ki de yapmışım. Onlara karşı bir şey dememiştim. Farima, erkeklere döneceğim de bir saniye. Sadece Didem'e karşı dedim. Parantez içinde açıklama yaptım zaten sana. Sözü ve ondan sonra da ikinci olarak söyleyeceğim bunu. Onu da diyor ki ben sabahki davranışımdan ötürü yani ben de teşekkür ettim orada yemedim. Bak, öyle mi demek istedin? Bak, şöyle demek istedim. Şimdi bu konuyu ben eve geldiğimde öğrendim Didem üzerinden olduğunu. Sabahleyin altını... Bir dakika Onur, sana söz vermeden önce bir şey soracağım. Onur yemedi, Adnan yemedi, bir de Kemal mi yemedi? Hayır, yedim. Kemal yedi. Kim yemedi? Didem yemedi. Sadece erkeklerden şu üç mü? Sadece ikimiz yemedik. Neden?
Şimdi ikinize sorayım o zaman. Buyurun. Tamam, ben başlayayım. Tamam. Şimdi işte bu Didem mevzusunun hak etmeyen cümle dedikleri cümleyi aslında biz Sabahleyin altı buraya geldikten sonra bizim eve geldiğinde şöyle dedi. Farima bir yemek hazırlıyor ama hak etmeyenler yemeyecek. Aa! Dedi, evet. Sen bunu biliyorsun. Bu cümle. Yok. Evet, böyle olunca biz de... Bu cümle. Biraz gergin bir ortam vardı. Ben de çok gergindim. O arkadaşı gördüm. Farima ile birlikte uğraşıyorlardı. Zaten ev güzel kokuyordu. Sonra merdivenlerden çıkarken Farima dedi ki damatlara söyle yemek yemesinler. Yemek yapıyoruz. Güzel. Çok güzel. Tamam dedim. Biraz daha merdivenin üstüne doğru çıkınca bir şey daha söyledi. Bir cümle daha söyledi. Duydun mu onu? Bir cümle daha söyledi. Cevap veriyorum izin verirsen. Dedi ki yani tam duymadım. Ne dedin? Hak etmeyenlere yemeyecek ama dedi. Öyle bir şeydi. Yani hak edenlere vereceğini bilmiyorsun. Sen daha ne duydun? Sen niye her şeyi üstüne alıyorsun Altu? Bana söyledi merdivenden çıkarken. Ben sen diyorsun ki giderken demişim. Yani onu sana ondan söyledim. Emin değil. Sonra çıkışta söylemişim. Ondan da emin değil. Mi aldı? Ben niye o zaman diyorum ki erkeklere söyle. Genel olarak dedim. Erkeklere söyle yemek yemesinler. Hatta tamam. Devamını söylemedim ki sürpriz kaçmasın. Tamam cevap veriyorum hemen bir saniye. Ben de gittim işte damatlar evine. Sen dedim iyi değilsin ki, bence. Cidden iyi değilsin. Ama izin verin lütfen ya. Allah gittim arkadaşlar evine. Senin neyine izin vereceğiz ya? Neyine izin vereceğiz? Tamam kızlar. Yani ağzımızdan niye böyle bir lafla yetme ihtiyacı hissettin? Dendi veya denmedi? Hayır Seda Hanım, söyledi işte anlatmadan izah ettim size. Dedi ya ki... peki ama seni karşısına alıp erkeklere söyle Altu. Hayır öyle demedi. Yemeyecek. Hayır. Bunu demediyse neden sen kulağının arkasına gelen... Seda Hanım, bir dakika bana müsaade eder misin? Asla etmem böyle bir şey. Ben öyle dedim demedim. Neden kulağının arkasına gelen... O zaman dinlemedin bilmediğin bir şey niye söylüyorsun? Farima. Seni muhatabım karşısına koyup erkeklere söyle hak eden yiyecek, hak etmeyen yemeyecek, bıdı bıdı zıdı zıdı yapmamış. Sen merdivenlerin tepesine kulağının arkasına bir laf gelmiş, onu duymuş gitmişsin. Aşağı inip niye yetiştiriyorsun bu lafı? Aynen. Tamam Seda Hanım ben de şöyle... Erkeklere yer almak için söylüyor. Seda Hanım şöyle söyleyeyim. Tam anlamadığı şeyi niye söylüyor? Tam anlamadığı şeyi de evin içerisinde hak etmeyenler yemesin demiş şimdi. Hayır şöyle, var, böyle söyleyeyim çelişki. Galiba böyle söyledi tam duymadım ama bunu ben... Bunu söylemeye ne gerek var Altun? Ne fena. Ne fena. Ayrıca yani ben sen Gamze'nin ki o kadar tartışıyorsun barış keki diye acıcık evet. Yedim ucundan yedim pudingli yedim diyen evet. Adnan. Evet. Niye özel aşçıların yaptığı İran pilavına dayanır? Cevap basit Seda Hanım. Gamze'ye keki verirken yemekte küstük olmaz dedi. Evet. Yine dedik abi. İran aşçı böyle mi diyecekti? Hak etmeyen yemesin gibi bir cümle kullanılmadı. Artı Gamze tutup peki, da Didem yemesin. Peki hak etmeyen yemesini Farima mı demiş? Didem yemesin ama Adnan sen yiyebilirsin diye de bir cümle kullanmadı. Herkes, ya, Didem ben dedim ki de... herkes yiyebilir Didem hariç. Çünkü o zaten bu kendi... Bu adam benim hayatımdaki adam. Ben de Didem yemeyecek. Ben diyeceğim ki vallahi ama sen bekle ben gidip yemeği yiyeyim. Yemek istemeyen Didem. Vermeyen Farima değil. Didem Sedan istemiyor. Aynı baştan şey Adnan'a yapılsa ben yemezdim. Yine orada da tamam doğru Didem yemek istemeyebilir ama karşısında da şöyle bir cümle var. Zaten sana yapmıyorum. Sen yemezsin diye bir cümle var. Bunun üstüne ben Adnan, tutup da... Anlatayım bir sana. Saniye. Ben bir onun dakika, üstüne, bir de Sulçe konuşsun. Ben onun üstüne oturup da o sofraya sevgilim benim burada otururken geçip orada tamam, yiyecek Didem'i adam tamam Didem'i kırmamak adına anlıyorum Tuğçe. Ben de anladım onu. Seda Hanım dediğiniz gibi öncelikle Didem zaten yemek istemediğini söyledi. Onun sonrasında da Farima tamam sen yemek tartışma istemiyorsan ya yeme dedi. Zaten ortada bir tartışma vardı. Bence Farima'nın bu hareketi gerçekten bu benim bireysel fikrim. Kısmetse olur tarihinde belki de bireysel olarak bir kadının yaptığı en büyük jestlerden bir tanesi ne? Ve bunu jest hepimiz için yaptığını defalarca dile getirdi. Yemek sofraya konduktan sonra bir dakika. Da lütfen arkadaşlar. Niye yedin o zaman? Merak ettim yedim sana ne? Gözde ilk burada Aycan'dan sonra Onur'a beğenisini ifade eden gelin adayıydı. Ama tam tersi düşünceler de var Gözde'nin içinde şu anda ve onları dışa vurmuş. Bakalım neler söylemiş. Biz yemeğe gittik Onur'la biliyorsun. Kral kraliçe seçecek ve benim Onur'a sorduğum bir soru vardı. Dedim ki evlenme içindeki merhamet mi? Pardon evlenme teklifini istinaden sormuştum. İçindeki merhamet mi bu Aycan'a karşı? Yoksa gerçekten sevginin büyüklüğünden mi böyle davranıyorsun? Çünkü evlenme teklif edeceğini söylemiştin bir hafta önce. Evet. Bana sevgim çok büyük demişti. Ama şu an görüyoruz ki sevgisi... nin büyüklüğünü tartışmıyorum şu anda. Ama demek ki o bahsettiği kadar evlenme teklifi edebilecek kadar yoğun duyguları yokmuş. Ben hep şuna inanmıştım. Aycan'ın hayallerini gerçekleştirmek için mi evlenme teklif edeceksin diye bir soru da sormuştum ona. Evet. Evet o Aycan'ın hayallerini gerçekleştirmek için evlenme teklif edecek kendi ona. Kendi istediği için etmeyecek miymiş? Buradan olur bu çıkmıyor mu? Olur mu karşısındaki insanı mutlu etmek için evlilik teklifi mi yapıyor? Buradan bu çıkmıyor mu peki? Bu olaylarda bir hafta sonrasında oldu. Zaten daha öncesinde bitirdiğini söylüyor.
Daha öncesinde benim içimde bir sürü aklıma soru işareti vardı zaten. Bu ilişki bitmişti benim için zaten diyen Onur değil miydi? Evet, evlenme teklifini o zaman neden edecektin? Ben buradan ikisini de kötü duruma düşürmemek için şöyle bir yorum çıkartmıştım. Demek ki Aycan'ın bir hayali vardı, bir evlenme teklifi istiyordu. Onun hayalini gerçekleştirmek için böyle bir teklif edecektin. Ha, şimdi ilişkisi bitti. Olur gözüyle bakıyor muyum? Evet, olur. Bu evde benim ilişki yaşayabileceğim tek bir insan olur, o da Onur. Şimdi ben Aycan'ın hayalini gerçekleştirmek istedim ama evlenme teklif etmek istediğim için zaten Aycan'ın hayalini gerçekleştirmek istedim. Ya şimdi sence, ben zaten kendim istedim evlenmek. Şunu soracağım, zaten bir erkek ama, kendi hayatını bir kadına iyilik olsun diye yakar mı? Niye yapayım ya? Ama o zaman da duygularından yine emin olmadığını söylüyorum. Sen bana bir kere şu soruyu, şöyle sordun. O zaman ben her isteğine ben varayım, kırmayayım ya Seda seni, senle de evleneyim. Hatırlar mısınız bilmiyorum, gelin adayları bir gün hayallerindeki evlenme tekliflerini yazmışlardı. Ondan sonra Aycan da bir teklif yazdı, ben o gün öğrendim. Ondan evet. Sonra işte evlenme teklif etmeye karar verdiğimde de arkadaşlarımla beraber plan yapıp ya, o planı uygulamak işin istedim. İşin kısası, şekli Aycan'ın hayalindeki evet, şekil. Evet, bu kadar. Ama evlenme İster kararı benim farklıdır. İster belediyede oda nikahıyla evlenirsin, param varsa bilmem ne sarayında evlenirsin, olmadı aile arası evlenirsin. Burada birinci olursanız veya çift olursanız isterseniz biz evlendiririz, onun garantisi var. Evet. O ayrı da, şimdi sen inanıyor musun gerçekten? O adamın canı evlenmek istemiyor da Aycan'a iyilik olsun, çocuk hayali gerçekleşsin. Ben bir evleneyim yahu deyip kendi hayatını ömür boyu bağlayacak. Pes diyorum gözde. Bir kere sana orada bana kral kraliçe de sorduğu soru merhametinden mi yoksa sevginden mi sorusu, o Aycan rahatsızlandıktan sonraki süreçte sorulur. O önemli acaba bir soru bak. Onun soru haklı bir soru. Onun yanında olmak, şu anki yanında olmak dışarıdayken merhametinden mi yanındasın yoksa sevginden mi? O haklı bir soru bence de. Tamam, çünkü onun cevabını zaten kendisine vermiştim. O haklı bir soru çünkü gerçekten de sevip de yanındaysan zaten burada olma. Evet. Ama bir ilişkinin hatırına bir insanın rahatsızlığından dolayı yanındaysan bu vefadır, merhamet de değil. Ama merhametli usta kötü değildir, merhametli insan olmak da güzel. Hayır, merhamet de iyidir de vefa daha da evet, önemli bir şey. Duygu bence bu güzel bir şey, olması gereken bir şey. Ama bence yani Gözdeciğim kimse kimseye kıyak diye evleniyor olsaydı yanmıştık ya, daha önceden de sorunları olduğunu anlatıyor ya hep, daha önceden de vardı. Ben aklımda bitirmeyi hiç sanki daha önceden de koymuştum diyen bir Onur vardı. Ama bir hafta öncesinde de evlenme teklif edeceğini açıklamıştı. Yani Onur'la ilgili kafamda kalan soru işaretlerinden bir tanesi. Bak erkeklerde bu olur biliyor musun? İlişkilerde, kötüye giden ilişkilerde, inişli çıkışlı ilişkilerde bir dönem kısa ayrılığın ardından ya evlenirsin ya ayrılırsın. Kaybetmeme korkusu ağır basarsa nikahı basarsın. Kaybetmeyeyim bir de böyle deneyeyim sonuna kadar gideyim diye. Ya da ayrılırsın. Yani öyle bir noktaya gelirsin o bıçak sırtında. Bazen yanılırsın, bazen doğru karar olur ama ben hep diyorum ya, yaşamadan pişman olacağına yaşayıp da pişman ol. Hayat yaşamak için her türlü kararımızı, ama burada kısmetliymiş. Kısmetliymiş Seda Hanım, yaşadık, güzel de ilişki yaşadık ve sorunsuz hiçbir ilişki olmaz arkadaşlar. Sorunlar olacak, çözebiliyorsunuz. Çözemediğinizde fazla de fazla sorun oldu mu olmadı? Tabii ama tamam, zaten fazla sorun olduğunda bitiyor. Çözemediğinizde, halının altına attığınızda, burada her zaman konuştuğumuz konular gibi, ondan sonra ne oluyor ilişki? Püf. Ama işte ne oluyor? İletişim olmayınca halının altına atılıyor. Evet. Siz iletişemiyordunuz ki. Evet. Birbirimizden uzak kaldık. Aşk vardı. Bozuldu. Aşka da o kadar değer veriyorum. O kadar ender bulunan bir şey. Ama konuşamıyor yani. Biz insanız ya. Bizim temel ihtiyacımız bu. Anlamak ve anlaşılmak. Devam edelim. Yağmur'un efendim bir haykırışı var. Bakalım kimlere, ne sebepten bu çağrıda bulunmuş. Kendimi arkadaş gibi görüyorum. Kemal'de iyi anlaşıyorum arkadaş olarak ve kanka oluyorum. Belli oluyor. Telefonlamıyorsun kendini erkekleri ya. Sen muhatabım değilsin. Erkekler eve denildiğinde hop Kemal diye uçuyorsun. Sen şu an muhatabım değilsin. Olur söylendiği zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen neredin? Boylu poslu yok, sakallı yok. Evet. Kim var? Kim var? Kim var? Ben yeni istediğim birini dedim. Bu Onur olmasın? Onur olsaydı söylerdim. Ha, yeni adaylar da seni bekliyordu maşallah. Onur olsaydı ben bunu gayet rahat söylerdim. Sen herkes şekilinde bir Onur ismi geziyor. Onur'un gizli ayranları uçmuş bu evde. Bak şu anda da söylüyorum. Diyorum ki Tankut diyorum, Onur diyorum. Artı hareketini beğendiğim bir başkası daha var. Var mı diyeceğin? Var mı bir diyeceğin? Senin seçimlerine niye benim bir diyeceğim var olsun? Var mı bir diyeceğin? Benim seçimlerine senin gibi saklamıyorum. Kardeşim kankam demiyorum en azından. Ya istediğini der, vakit herkes geçiriyor. Kanka. Arkadaş da olur. Ya arkadaşım bak. Kemal'e bir şey hissetsen o bekar, ben bekar. Söylememe
Zaten çıktın orada. Hiçbir sebep yok. Farkında mısın sen bunu? Her zamanki gibi ben biriyle konuşurken gözlerinin atlaması. Her zamanki gibi. Daha önce olan neydi? Daha önce nerede, ne zaman atladın sana? Bilmiyorum hayatım, atlamadığın hiçbir ben şey kalmadı ki. Ben seninle konuştuğumu, yüzde konuştuğumu muhatap İşte bir onur vakası daha arkadaşlar. Bir onur vakası daha. Sana onur... Evet. Sana bir şey soracağım. Başka bir şey aslında ama onur sana... Derken? Kalbine dokunan. Dokunur tabii, hoşlanıyorum çünkü. Kalbini acıtan. Bunu zaten söyledim. Hoşlanırken aklında başka biri kızım mi var şu an? Kızım aday olarak geldim. Tabii ki de hayırdır. Tamam şu an biliyorsun başka biri de gönülebilir. En azından mıy 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 yapmıyorum. Bak sevgilisiyle ayrıldı. Aynı anda gittim odaya çağırdım. Hoşlanırken. Ne oldu? Hani yüreğin? Hoşlanırken. Aşk yürek ister. Hoşlanırken aklında başka biri mi var? Tamam mı? O yürek de bende var. Sen bence ezberliyorsun. Bak yazmışsın evde. Ne konuşacaklarını ezberliyorsun. Karşındakini dinlemeden konuşuyorsun. Ha, çok güldüm burada. Şu anda. Çok güldüm şu anda. En azından kız söylüyor. Bazıları da işte cesaret görmemek onur için. Onur diyorum. Karşını görmemek için bir arkadaşı diyor. Bir kişi daha var. Hatta bir kişi daha var. İnşallah kısmet hangisi olursa. İnşallah yoluna çık olsun, baktığında çık olsun. Ben bunu defalarca söyledim, yine aynen söylüyorum. Öyle. Sen onu söyledin, sen nasıl aldın, arkadaşlar arıyor olamadın diyorsun ve az önce de bundan bahsettin. Sen yüzünü aldın. Tabii Onur için kavga ediyordunuz. Ben bunu anlayamayacak bir insan değilim. Onur için kavga ediyorduk. Barış, ben ve evde diğer isimleri söyledim, o da söyledi. Ben de yüzüne söyledim, en azından arkasından konuşmadım. Demek ki kalbimi temizliğini biliyor ki benimle şu anda arkadaşlık yapıyor. Bu da demek ki sana dokunmuş. Ya da birilerine dokunmuş. Sürekli evet, Yağmur delikanlı olun çağrısı yaptı efendim gelin adaylarına. Niye? Dedi ki ben aslan gibi geldim. İki tane şöyle şöyle adamı beğeniyorum. Bir üçüncüsünü daha beğenmeye başladım. Hepsini de tanımak isterim dedi. Ben bunu normal bulmuyorum. Vallahi normal bulmuyorum. Çünkü bu evde ne yapıyorsunuz ki? Beş dakika çay içip iki dakika oturuyorsunuz. Kimseye de ilişki de değilsin. Ben seninle iletişime geçmeden, eski devirlerde bile yani bir çay çorba içmeden nasıl aynı yastığa baş koyacağım? Olabilir mi böyle bir şey ya? Mümkün değil. Yani görücü usullerinde bile bu böyle olmuyor mu? Yani bir araya getiriyorlar yanında anası, babası, dayısı, erkek kardeşi bile olsa. Yağmur'u mantıksız bulmuyorum. Tanımak istediği adayları sıraladığı için. Ama Yağmur kimin kime aday olduğunu da kafasında sıralamış. Sevgican, Onur'a mı adaysın? Hayır Seda Hanım, hayatımda duyduğum en mantıksız yakıştırma. Onur, kimseyi beğenmiyorum Seda Hanım. Bir saniye bir şey soracağım. Onur, ben sana sormak istiyorum. Benden yana kendine bir ilgi hissettin mi? Yani uzun yok, sakallı. Tamam, konu bitmiştir. Şey kimse benim zaten ben ilgim yok. Kimsenin laf söylemeye. Tamam, sırayla. Ya Seda Hanım, şimdi Yağmur'da şöyle bir şey var. Ne var? Herkesi Onur'a ilgisi olduğunu düşünüyor. Bu çünkü kendisinin herkesi, ilgisi olduğu için. Evet, kendisinin ilgisi olduğunu zaten açık ve net söylüyor. Zaten söyledi. Ama hep aşk ve Seda'nın kardeşlik evi. Yağmur ve Gözde'nin açıklığını beğeniyorum o konuda. Yani burası bence söylenmeli. Burası aşk evi, kardeşlik evi değil ben ki. Ben söyleyemeyebilirdim. Tabii ki insanları göre göre tanıya tanıya beğeneceğim. Ayrıca yani o lafını da beğeniyorum. Evet, burası aşk ve evlilik evi, kardeşlik evi değil. Değil ama şimdi kankam, kardeşim ya burada diyor. En yakın arkadaş olalım, el ele tutuşalım. Bunun kadar güzel bir şey olabilir mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Kendiyle de çelişiyor Seda'nın. Diyor ki Onur'a karşı duygularım var diyor ama başkasını da tanımak istiyorum diyor. Tabii ki de istiyorum. Şu, dakika, o da belki aynı şekilde. Mantıklı olan şudur. Evet, burada hepimiz evlenmek için geldik ama hep herkesi tanımak istiyorum. Yine bir şey yaşamadık ki. Birine karşı yoğun duygu hissediyorsan öbürünü tanımak istemek nedir? Yine bir şey yaşamadık ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Öyle olsaydı eğer, senin dediğin gibi olsaydı. Kendisi söylüyor. Onur madem. İyi misin lan? Adnan. Ne? Ben yalnız yaşıyorum, gel. Ben kardeşim, gel. Dur. Adnan, iyi misin? Biz yavaş olalım. Bırak ya. Adnan. Abi ne yaparsın? Ne oluyor kardeşim? Daraldı Adnan. Yürüsün, Adnan'a da bir sürü rica edelim. Çocuklar, sizin neyiniz var? Su geliyor Adnan'a. Neyiniz var çocuklar, iyi misiniz? Değişik şeyler var. Yoruldum. Ben de. Biliyorum, ben de. Of, şunur. Ben seni anlıyorum, aynı. Adnan, sen bizim kayamızsın bu evde. Onur. Aynen. Sen yorulmazsın, herkes yorulur, Adnan aynen yorulmaz.
Didemciğim halkın önünde de en çok birinci olan adaysın. En çok beğenilen adaysın. Bak kaç birinciliğim var. Bu para, pul anlamına gelmiyor. Benim için her zaman söylüyorum. Onay anlamına geliyor. Onaylanmak anlamına geliyor. Beğenilmek anlamına geliyor. Daha ne istiyorsun? İlişkinin o kadar destekçisi var. Lütfen. Herkese kendimizi sevdirmek zorunda değiliz. Zaten ben herkes tarafından sevilen insanlardan çok şüphe ederim. Nabza göre şerbet vermek durumunda da değiliz. Aynen öyle. Sevenler bizimledir, sevmeyenlerin yolu açık olsun. Rahat ol lütfen. Kimseye yaranma mecburiyetin yok. Kimse sizlere oy veren, bak bu hafta Adnan birincimiz. Gırtlağına basıp insanların evine gidip oy verdirmiyorlar. Kaç hafta sen birinci oldun. Bir bayanı yönetmeyi bilmeli. Bayan onu yönetmemeli. Arkadaşlar saygısızlık yapmayın da ben de bir kendimi tanıtayım. Özür dileriz pardon. Lütfen. Ben Ercan'la bir dans etmek istiyorum. Bu centilmenliğe de bu yakışır. Evet. Adım attım atmadım. Evet. Bir duygu varsa gitti. İçinden gönlünden geleni de yaptı onu. Seven hayattan vazgeçtim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aşk sensin aşk, başkası yasak. Her günüm her gece. Sana illaki bir şeyler söyleyecek oldum. Onur, bu kadın hem annem hem babam sıfatıyla buraya geldi. Bu kadar sakin bir şekilde burada Didem'e diskalifiye olursan falan ne söylüyorsun? Biz ilişki falan yaşamıyoruz. Netleşen bir şey var ki Aycan bir daha kısmetse olur evine kesinlikle dönmeyecek. Bir dalgaya yakalandık. Öyle bir dalgaya yakalandık ki dalga bizi savurdu, savurdu, savurdu. Ve kaybolduk. Hakkım sana helal olsun. Tamam. Sen de bunu diyor musun? Helal olsun. Bana bir daha bir tanem deme bir tanem. Sen sözünü çabuk unutanlardan, hemen avutulanlardansın. Kendilerine teklif ederim, ondan sonra kızdan ayrılırım. Şovun daniskasını sen yapıyorsun. Abi ben doğum günü de istemiyorum, bu kadını da istemiyorum. Gidebilirsin, gidebilirsen. Döndüm kabul ediyoruz biz seni. Ya döndüm kabul ediyoruz Aycan. Sırtımı kendi gönlüme dönmem ya. İçimim, içim. Yangınını size anlatamam. Şu an el gibi olmak ne demek biliyor musunuz? Bu evde evlilik hayali kurduğun adamın doğum gününde el gibi köşedesin. Bana bir daha bir tanem deme bir tanem.
Yağmur'un delikanlı ol çağrısından sonra Onur'la ilgili de konuştuk. Kızlara delikanlı olun, Onur'u sevenler el kaldırsın çağrısından sonra. Sevgican, Onur'dan hoşlanıyor musun kardeşim? Yok, hoşlanmıyorum Seda Hanım. Hissettin mi Onurcuğum? Hissetmedim Seda Hanım. Farima, Onur'a duygu besleyip yeşertiyor musun? Hissettin mi Onurcu? Hissetmedim Seda Hanım. Zaten diğer iki aday da açıklamıştı. Seni niye ilgilendiriyor bu kadar? Latifettin'i söyle. Peki tamam, sen niye bu kadar ilgilendiriyorsun? Niye bunu bu kadar Hayır, beni o duruma düşürdün. Çünkü tamam. Herkes beni... Ne konuma düştün pardon? Ya herkes diyor ki Farima da Onur'dan tamam, biliyor. Tamam arkadaşlar, şey gelin adayları. Farima'dan hiçbir şey hissetmedim tamam. Aferin. Tamam. Allah Allah. Şimdi bak. Farima'dan bir şey hissettim. Şimdi neyse. Öyle elektrik yok. Zaten Yağmur ve Gözde ilgisini, beğenisini, evet, aradıkları kriterleri Onur'da bulduklarını söylemişler. Hesap tamam mı arkadaşlar? Allah Allah. Devam edebiliyoruz o zaman. Çiçeklendiriyorum. Şimdi efendim, Farima, Gözde ve Sevgican. Konu ne? Yine Onur. Nasıl yani? Yine Onur. Hadi bakalım. Allah'ım. O çiçek kime gelsin isterdin? De. Yani çünkü Onur ne demek bana ki de bana gelsin soruyorum isterdim. Bunu hepiniz de çok iyi biliyorsunuz yani. Tamam, Onur sana o çiçeği getirsin isterdim. Bunun tabii ki de isterdim. Niye istemeyeceğim ya? Onun için zaten o konuyu açtım. Tabii ki de isterdim. Ama Onur bana bu çiçeği verdi bir diye. Konu değil ki. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Bir şey söyleyeceğim. Onur bana bu çiçeği verdi diye bu demek değildir ki vermek istediği başka kişiyi de anlamına da gelmez. Ya senin olsun o zaman. Benim hadi zaten. Git kırmızı odaya çağır. İstersem çağırırım. İyi çağır. Kim ben şu anda cidden zaten Onur'dan hoşlansaydım şu anda ilişkiye girmiştik. Bu kadar ne? Sana karşı hani Kemal'in dediği dışında ben Onur'un herhangi bir ilgisini görmedim evin içinde. Çünkü normal hani hep beraber toplu buraya geldiklerinde bile hepimiz en azından bir şeyler konuşuyoruz. Ama sana hiçbir şey söylemiyor Onur mesela. Merhabanız bile var mı sizin şu anda? Hayır. Çok ilginç değil mi? Hı hı. Herkesle konuşup benimle konuşmamasını da anlamıyorum mesela. Evet, hiç konuşmuyor. Hiç. Aslında finalin başında söyledi Onur bunun cevabını. Evet, ben bunun cevabını verdim. Bir daha ver. Şimdi ilk önce baştan mı geleyim? Sevgican'a çiçek mevzusundan geleyim. Biz biliyorsunuz 8 Mart'ta çiçekler hazırladık ve bayanlara getirdik. Getirirken de bir problem olmasın diye bekar adayların isimlerini bir kutuya çekip kura çektik. Bana da Sevgican çıktı. Ben de geldim, takdim ettim kendisine. Durum sadece bundan ibaret. Bana niye getirmedin? Biliyorum, ben hakkındayım. Farkındayım. Bana niye şey getirmedin Nes? İmada haklı mıymışım? Oradaki imasına karşı hayır, o cümleyi kullanmıştım. Tamam, ama belki seni sinir etmek için söylemiş olabilirim. Onu bilmiyorum ama boşuna onun dışında benim yani duygularımla alakalı herhangi bir ima söz konusu bile değil. Söz ben konusu bile değil. Konuşmuştum zaten. Gözde'ye gelecek olursak Gözde'nin konusunu zaten en başında da açıkladım. Ama şimdi çocuklar bak bu böyledir. Şey, İlkokulda da erkek çocuk kız çocuğun saçını çeker, o ona. Hoşlandın mı bir tutulursun, bir olursun. Şimdi ortada bir fil var, görmemezlikten gelmeyelim o zaman. Bir sıkıntı olmasa rahat konuşursun. Evet, o zaman ben hemen Gözde'ye de bir şeyler söyleyeyim. Gözde, arkadaşlarına duvarları anlatacağına gel birazcık da bana anlat duygularını. Gözde, bu bir açık kapı. Aralık da değil, açık artık bu kapı. Yanlış mı anladım? Ben daha ne diyeyim? Saygımız vardı. Çocuğun demek yeri dar, yeni dar. Bu kadar diyebiliyor. Saygı şey bitmiş, geçmiş gitmiş. Tamam, biz de ona göre davranırız bundan sonra. Anladın değil mi? Zaten yeri dar, yeni dar bu kadar tüyo verebiliyor. Selam. Baskı altında. Selam. Çatışacaklar biraz. Sevgican'la şey pardon Gözde'yle o yemeği yerken de Gözde'nin ben fotoğrafımla alakalı bir şey söylemiştim. Dedim kilo almışsın falan ilk buraya geldiğine göre kilolu çok duruyorsun ayıp fotoğrafta. Tam ters kız ince. Ve sonrasında yemek yerken ya bana dedi ki yok ya dedi şu anda dedi aşk acısı çekiyorum dedi zayıfladım dedi. Ve kırmızı seni odada, kırmızı odada da ben bir şey yakaladım Gözde'yle sohbetimde. Oh anlat. Şu anda, şu anda Gözde'nin burada can çekişmesini ben kabullenemem. O yüzden Onur'un dediği gibi herhalde Gözde de korkuyor ki gelemiyor yanına. Adam sana açık kapıyı bırakmış dediği gibi. Aralamadı da açtı yani. Bir saniye kapıyı. Arkadaşlarına anlatıp sağa sola da malzeme vereceğine gelirsin Onur anlatır. Bravo. Bu saatten sonra bunu yapmazsa ben de niye yapmadın derim ama bu saate kadar gerçekten Onur cesaret vermiyordu kimse. Şunu söylemek zorundayım sevgili izleyiciler. Onur'u Aycan'la yakıştıran bu evde onların evlendiğini görmek isteyen insanlardan biri de bendim. Bu kadar emek verdik. Niçin mutlulukla bitmesin? Ama bir iş olmadı mı olmuyor. Kısmet sizin hayatınızda, etrafınızda, çevrenizde de vardır böyle yaşanmışlıklar. Şu anda Onur bizim bekar damat adayımız. Evlenmek istiyor, yuva kurmak istiyor, çocuk sahibi olmak istiyor. Yaşının bunu gerektirdiğini düşünüyor. Gözde de aynı nedenlerden bu evde evlenmek ve yuva için.
Ve evet, insanlar bir günde anlaşmıyor. Belki Gözde daha önceden beri bir şey hissediyor. Belki Onur sonradan hissedecek ama insanlara insan lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus. Burada yaşanılan şeyler sizin gözünüzün önünde yaşandı efendim. Bunun devamında da kimse kendini kaldırıp köprüden atmayacağına göre hayat devam ediyor. Herkes evlilikler yapıyor. 20 yıllık evlilikleri bitirip eşlerini kaybedip maalesef. Bu sizin en doğal hakkınız, gencecik iki insansınız. İlk evliliğiniz olacak olursa başkalarıyla veya birbirinizle bilmiyorum. Ama lütfen mutlu olmak için çabalayın. Yaşanılanları değil, yaşayacaklarını anlat Bayed artık. Sen sadece ekran yüzlerinin yanında kendini parlatmaya ve onlara yaranmaya gelmişsin. Bu eve gelip huzur bozmaya hakkın yok. Geldiğin yere geri git. Bu zamana kadar pek bir şey öğrenememişsin. Tek bir şey öğren, iki kere düşün, bir kere konuş bundan sonra. Keşke bu eve aşk yaşamak için gelseydin. Boş kağıdı gösteriyorum. Aslında çok kişi kim olduğunu anlar boş kağıdı görünce ama yine de Seda Hanım ayıp olmaz. Benim diyecek başka bir şey yok. Kimsenin de kimseyi bence eleştirmeye hakkı yok. Gönül bu. Burada da yaşanan göz önünde yaşanıyor. Türk örf ve adetine aykırı hiçbir şey yok. Bu kadar diyebilirim. Adnancığım, iyi misin canım? Hadi gel. Gel, seninle ilgili de görüntümüz var hem. Evet, Adnan bu evin neşesidir, direğidir, eskisidir diyoruz. En çok şakalaştığımız adayımızdır diyoruz. En çok da dert dinleyenlerden biridir yahu. Öyle değil mi? Marco Paşa'sıdır aynı zamanda yani. Dert de dinler Adnan. Biraz zaten daha yine onun patlamasıydı. Efendim canım? Biraz da daha yine onun patlamasıydı. Yoksa Didem'le aramızda bir sıkıntı yok. Yok, gayet iyisiniz. Didem'le de konuştuk. Gayet iyisiniz. Daha da iyi olacaksınız. O kafanıza taktığınız şeyler, ufak şeyler geçip gidecek. İnsanlar sizin mutluluğunuzu gördükçe. Bu haftanın birincisisin. En beğenilen damat adayısın. Bunu unutun. Şimdi, evet, dert dinleme pozisyonundaki Adnan'a bir bakalım. Şimdi hangi çiftin ayrı ayrı dertlerini dinlemiş? Yolun başında bin kere ayrılıyorsunuz, sevgiden bahsediyorsunuz, birbirinize kullanılabilecek en ağır şeyleri bana söylüyorsunuz. Deme. Tamam, birbirinize demeyeyim, hadi sen gene ilk defa konuşabildin o gün. Ama sana bu kadar kolay mı o cümleyi edebilmek? Değil Tuğçe. İşte onu. Ya değil, senin değil bir tabii ki de. Var, benim dostum. Duymam çok acı zaten. Bu kadar kolaysa sana bu cümleyi edebilmek? Ve bu kadar kolay affedebiliyorsan önüne değil gelen herkes sana bu şekilde yapmış. Değil ama demek ki sevgim ne kadar büyükmüş Didem. Affedemezsin, yediremezsin kendine. Ya bu kadar sevdiğim adam nasıl bana bu cümleyi eder dersin? İşte hazmedemiyorum. Hazmedemezsin. YouTube buraya sarılmazsın ama. Tamam, sarılmazsın. İçin içini yer belki ama sarılamazsın. Hepimizin içinde. İşte kişiye göre değişiyor demek ki, anlık bir tepki vermiş. Havle vela, hiçbir şey demiyorum. Ya Didem, tamam. Hiç boşuna nefesini yorma. Bu kız bunu hazmetmiş ki, tamam demiş, içinde okey demiş ki. Kabullenmişsin sen. Olayın geçmesinin ardından da onlar da bir ilişki yaşadılar yani. Doğru söylüyorsun. Biz tepki veriyoruz burada ama kendimiz onun yerine tepki. Onun vermesi gereken tepki biz senden daha çok verdik burada Tuğçe'nin, farkında mısın? Aynen. Hazmetmediysen o sözü duyduğun günün ardından gelip burada ilişki yaşayamazsın Tuğçe. Aşk oyunu oynadınız burada. Akın'ı eleştirdik yani. Ya madem bunları biliyordu, madem hazmetti niye ortaya çıkardı diye. Sen madem hazmettin o zaman neden her gün gelip burada ilişki yaşadın? Tamamen haklıyken haksız durmanız düştüğünü çok iyi görüyorum. Ve bu ve sabah senin davranışlarını gülümseyerek anlatmama rağmen yine aynı tepkileri gördüğümü görüyorum. Ve ben artık Tuğçe'nin beni sevdiğine inanmıyorsun işte yani. Peki ben bu filmi bir kere daha net görmüştüm ama. Net bir karar ama verir misin acaba, bitti mi? Bittikten benim sonra geldi bitti. Konuşalım. Bir şey daha soracağım. Evet. Kullanıldığını hissediyor musun? Hı? Tam anlamıyla. Hissediyor musun bunu? Ne demek istediğimi anladım. Kullanılmak ne demek ya? Ne yani? Anladım. Şöyle kullanılmak. Bu kötü ya da iyi anlamda. Hı, ne evet. Almak istiyorsan alabilirsin. Ben içten şunu düşünüyorum. Başından beri kendini ifade edemeyen, susan, onun duygusuz olduğunu 14 kişi söylediğinde bir kişi böyle kalbine vura vura savunurken şimdi benim sevgime inanmadığını söylüyor ya.
demek ki o aralarda bu böyle bir şeyin altına girmişim ben, topun altına. Onu hissediyorum. Ya ben hep söylüyorum, senin bunu söylediğin tek yanlış kelime bütün okları böyle yüksek sen derece. Bak, tek bir kelime yüzünden sen suçlu adam. Evet, tamamen suçlu. O mağdur kız pozisyonunda. Şu ana kadar yaşadığım neydi? Ben onun gözünde her fırsatta ona koşan, değer veren, yani işte ne bileyim, bir şeylerle mücadele eden bir kadın mıyım? Yoksa masum rolü yapan, işte onun dediği gibi halka oynamak kelimesi de çıktı. Böyle bir kadın mıyım? Benim böyle bir derdim yok. Gerçek bir duygum olmasa, bunun peşinden gitmem, burası o kadar zor ki. Sizin gerçek duygunuz olmasa, geçen bunu kime söyledim hatırlamıyorum. Bu kadar kalabilir miydiniz burada ya? Yok. Bu kadar mücadele verebilir miydiniz bir şey tutmasa? Ama bak, biz de çok büyük sorunlar yaşadık. Tamam, onu diyorum. Bir ve şey ben tuttu işte, anladın mı? Yok, şu. Bu sorunlardayken ne tuttu bizi biliyor musun? İnanç. Gerçekten ama yapabiliriz. Ama ben inancımı yitirdim işte ve bana bu koyuyor. Ağlamak istemiyorum sana dedim. Ağlamak istemiyorum ama insan atamıyor içindeki o şeyi, duyguyu. Çok yoruldum ya. Gerçekten yoruldum. Evet, en sonunda bu bir toplamaydı, farklı bölümleri alınmış. Tuğçe derdini kızlar evine anlatamıyor. Akın kızlarla dertleşiyor. Tuğçe de en sonunda Adnan'a başvuruyor. İşte gözyaşlarını ve hislerini anlatma konusunda. Başlayayım mı Seda'nın? Başla bence. Bir de Akın'ın kullanıldım dediğini biliyor muydun? Hayır, yeni duydum. Yoruldum diye bitti VTR. Kullanıldım gerçekten... iyi ya da kötü anlamda diye başlıyorum. İyi dinlediyseniz onun cevabını öyle verin. Bir saniye. Yoruldum diye bitti VTR ve gerçekten inanın çok yoruldum. Neyle suçlandığımı bilmeden ben... Hala suçlandım. Yani söyleyeceğim artık çünkü tutmayacağım içimde bazı şeyleri. Bana dışarıda da hala suçlamaları var kendisinin. Benim hani bana söyledikleri onlar bunlar hiçbir şey önemli değil. Yani dediniz ya hani ilişkiye üçüncü kişiler dahil ediliyorsa o ilişki değildir diye. Değil. Bana o bunu dedi, şu şunu yazdı, bu bunu söyledi falan diye gelen bir adam. Bak bu kadar şeye rağmen bu örneği gururla veriyorum, Didem ve Adnan örneğini. Çünkü bütün Türkiye biliyor zaten. Adnan her zaman Didem'in yanındaydı. Bir erkeğin İyi de, kötü de, biri bir şey dediğinde kadının yanında olması lazım. Ben buraya gelirken sandım ki o evlenilecek bir adam ama o sıradan bir erkekmiş. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Ne olduğumu ortaya koyacakmış, neye dayanarak, kimin sözlerine inanıyor, kim bu adama yazıyor, yazdılar da bana da yazdılar. Bu adamın dışarıda sevgilisi var diye. Ben artık bunun altında bir şey arıyorum. Bir insan bu kadar incitilmez, bu kadar kırılmaz. Kullanılmaksa ben kullanıldım burada. İnanın buna, ben kullanıldım Seyda Hanım. Ama bundan sonrası için böyle bir şey istemiyorum. Asla duygularımın kirletilmesine ve kullanılmasına izin vermeyeceğim. Gram sevgim kalmadı. Niye yaptın? Üzüntümden yaptım Seda Hanım. Çok özür diliyorum ondan. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bana söylediği kelimeleri ben burada söylemeyeceğim ama. Doğru, haklı. Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Bir ilişki var. Bazı algılar var. Ben yenik düştüm. Ama şunu yaptım. Aşk acısı zarar vermek istettiriyor. Yenik düşmeden önce şunu yaptım ama. Duyduğum varsa da evet belki sormamam gerekiyordu. Bu benim huyumdur. Bunun için özür dilerim ondan. Ona sordum önce. Bak ama bu kız var ya. Bu onu yıprattı. Asla. Saklayacak bir şey olsa burada bunu bu söylemez. Sevgilisi var dışarıda dendi. Bu onu yıprattı. O onun huyu. O bana sormamış mesela. Ben sordum. Kafamda soru işaretleriyle gezdim. Haftalarca dertleştim. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Sordum, çabaladım, ettim, kavga ettik, patladık. En sonunda bu raddeye geldik. Birbirimize zarar vermeye başladık. Hep olmayan bir şeyle suçlandım Seda Hanım. Evet, İnanın birbirimize çok zarar yoruldum. Vermeye başladık. Yemin ediyorum benim çok yoruldum. Benim tek bir hatam var. Şu masada ağladığım gün her şeyin önüne bir duvar koyup ikimizi birazcık sakinleştirebilseydim bu haddelere gelmezdik. Keşke ben de kendi güvensizliğim yüzünden bu hale düştüm. Estağfurullah. Ben, şey. Hayır hayır, ben güvensiz bir adam oldum. Evet, bunun farkındayım. Çünkü aşk bunun insanı nedeni, zayıf yapıyor. Bunun nedeni biz hepimizin yumuşak karnı, evet, biliyorum. Evet, maalesef böyle oldu. Ama onun, işte onun Seda iffetine, Hanım o kadar çok sevdim onun, ki biz tartışırken bile iffetine, elim sürekli yüzündeydi. Burada onun, gerçekten ben hani onun beni neyle suçladığını. Şekilde, herhangi bir şekilde çizgisine vesairesine şu an asla ve asla bir cümle kurmuyorum. Ben sana bir Allah, şey söyleyeyim mi? Hatta biliyor musun? Kötü bile bitse Akın. Doğru söylüyorsun. Ben şuna inanırım bir sana erkekte. Sana hakkımı helal etmiyorum.
dertleştiğimizde Tuğçe'yi çok güzel bir noktaya getirmiştim. Hani bunların yaşanabileceğini, bunların onlar için bir sınav olduğunu, bu evde bunların yaşandığını, bundan daha büyük şeylerin yaşandığını, evet olduğunu söyledim. Ve kendisine izah etmeye çalıştım ve daha güzel olmaya başlamıştı. Tuğçe'nin tavrı biraz daha yumuşamıştı. Düne kadar inancım vardı çünkü Adnan. O mesajı görene kadar inancım vardı. Akıdan sabredemedim. Ben güvensizliğime yenildim sadece, hepsi bu. Neyse efendim. Tartışma bölümümüzü ben burada noktalamak istiyorum. Artık çok ağır bir gün geçirdik. Sırayla herkes rahatsızlandı. Halen Adnan'la Didem üzgün. İyi miyiz hepimiz? Biraz dağıldık ama iyiyiz. Peki. Bir o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hemen ben korumaları alayım Barımacığım. Sıcağı sıcağına. Tartışmalar buradayken. Karşı evden kimi göndermek istemiyorsunuz? Bana bir söyleyiverin. Bakalım neler yaşanacak. Evet efendim, eteğimizdeki taşlar döküldü, sizler de izlediniz. Kimlerin bu evde kalmasını isteyecekler ve kimleri göndermek isteyecekler, hangi sebeplerden, hep birlikte göreceğiz. Sevgican, koruman kime gidiyor? Ben korumamı Kemal'e vermek istiyorum Seda Hanım. Peki, Sevgican'ın koruması Kemal'e gitti efendim. Farima, seninki kime gider? İlkay'a veriyor. İlkay diyor. Farima, Didem, Adnan diyemiyor birinci olduğu için. Evet, ben Onur demek istiyorum. Onur'a gider. En yakın arkadaşına Adnan'ın. Evet. Devam edelim. Tuğçe kime gidecek koruma? Artık bir eş adayım olmadığı için herkese saygım var orada oturan. Ama ona biraz daha özel saygım var ve onun bende hatırı var. O yüzden Tankut demek istiyorum. Tankut efendim alıyor korumasını Tuğçe'den. Gamze kime gidecek koruma? Bu eve çok yakışıyor. Duruşuyla, abiliyle. Arkadaşım Tankut. Tankut iki koruma aldı. Devam edelim. Yağmur, senin koruman kime gider? Bu hafta da yine kararım değişmedi. Onur diyorum. Onur diyorsun. Onur'la Tankut ikişer korumada. Beraberliği gözde bozar mı? Yoksa ikinci tura mı döndürür? Bakalım. Bozuyorum Seda Hanım, Onur. Onur diyerek bozuyorsun. Onur, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sen de gelinler evinin seçtiği elenmeyecek adayımızsın bugün. Koruma altındasın. Ve geçelim beylere. Onlar hangi gelin adayını koruma altına alacaklar acaba? Hemen başlayalım Akın'la. Akıncığım, kimi koruma altına alıyorsun? Mutlu olmayı hak ettiğine inandığım bir kadın. Didem. Didem diyor efendim Akın. Hemen koruması geliyor Didem'in. Tankut? Sevgican Seda Hanım. Sevgican dedi Tankut da. Onur'la devam edelim. Ben de Didem diyorum Seda Hanım. Onur da Didem dedi. Didem'in iki koruması var. Alto kime gider koruma? Bu haftaki güzel jestinden dolayı Farima. Farima bir koruma aldı Alto'dan. Kemal'le devam ediyoruz. Kemal kime gidecek? Bu evde yaşadıkları, aşka sahip çıktıkları için ve bana inandırıcı geldikleri için Didem'e. Didem'in üç koruması var efendim. İlkay'la devam edelim. Ben de Farima diyorum. Farima böylece İlkay'ın korumasıyla ikiye ulaştı. Sonuç belli gibi ama Adnan'a bir sorayım. Yol arkadaşım, bu evde ilk günden beri yan yana can can olduğumuz Didem. Evet, erkekler evindeki 7 kişinin 4'ünün oyuyla Didem de efendim koruma altında elenmeyecek adayımız. Tebrik ediyorum Didemciğim. Teşekkürler. Şimdi geldi sizin en zorlu anlarınız. Yaşananları değil, yaşayacaklarını anlat bu evde artık. Sadece ekran yüzlerinin yanında kendini parlatmaya ve onlara yaranmaya gelmişsin. Bu eve gelip huzur bozmaya hakkın yok. Geldiğin yere geri git. Bu zamana kadar pek bir şey öğrenememişsin. Tek bir şey öğren, iki kere düşün, bir kere konuş bundan sonra. Keşke bu eve aşk yaşamak için gelseydin. Boş kağıdı gösteriyorum. Aslında çok kişi kim olduğunu anlar boş kağıdı görünce ama yine de Seda Hanım ayıp olmaz.
elenmeyecek kişileri belirlediniz ama gönderilmek istenilen kişileri belirlemek çok daha zor. O yüzden eğer hazırsanız Sevgi Can'dan başlayarak kutuya rica edeceğim. Biliyorsunuz oy kullanmayı. Yazıp sebebini anlatıp elemek istediğiniz adayı belirliyorsunuz. Sevgi Can'cığım hazırsan buyur. Geldiğin günden beri pozitif hiçbir yönünü göremedim. Bu evde de dikiş tutabileceğini ve bir aşk yaşayabileceğine inanmıyorum. Yaşanılanları değil, yaşayacaklarını anlat bu evde artık. Bu evde mutsuz olduğunu düşünüyorum. Aslında arkadaş olduğumuzun da düşüncesi içerisindeydim. Ancak zannetmiyorum böyle bir arkadaşlık olduğunu. Ve... Eğer kızlar evinden birini elemek zorunda kalsaydım... Yazacaklarım çok belli ama erkekler evinde zorlanıyorum. Sadece bir isim vermek zorunda olduğum için yazıyorum. Kusura bakmayın olur. Freddy'nin kabusu gibisin. Ama hatırlatayım, sonunda kötüler kazanmaz. Dilim kemiği yok, evet ama sen lafın nereye gittiğini de bilmiyorsun. Üzgünüm ama gitmelisin. Hayatımda hiç kimsenin hayalleriyle, yarınlarıyla, geleceğiyle oynamadım. İstikbaliyle oynamadım. Vicdanlı ve Allah'tan korkusu olan bir insanım. Ama senin bu evde yarınların ve geleceğin yok. Harika güzel gelin kızlarımız, kadınlarımız var. Kimseye aday olmuyorsun. Sen sadece ekran yüzlerinin yanında kendini parlatmaya ve onlara yaranmaya gelmişsin. Güle güle. Bu eve gelip huzur bozmaya hakkın yok. Geldiğin yere geri git. Bir öylesin bir böyle. Hiçbir şey anlamadım senden. İlişki yaşayabileceğim en son aday olduğu için... Bu zamana kadar pek bir şey öğrenememişsin. Tek bir şey öğren, iki kere düşün, bir kere konuş bundan sonra. Keşke bu eve aşk yaşamak için gelseydin. Boş kağıdı gösteriyorum. Aslında çoğu kişi kim olduğunu anlar boş kağıdı görünce ama... yine de Seda Hanım ayıp olmaz. Evet, en zor görevi yaptınız. Arkadaşlarınızla ne de olsa, sevseniz de sevmeseniz de beraber bir evi, bir ortamı paylaştınız. Göndermek istediğiniz kişileri belirlediniz, yazdınız. Elenmeyecek kişileri tekrar hatırlatayım izleyicilerimize. Tuğçe ve Adnan aynı zamanda 5'er bin liranın sahibi. Ama evlerinizi koruyacağınızın garantisini veremiyorum. Biliyorsunuz işte o bu kutu var ya bu kutu. Benim de bilmediğim sır kutusu. Onun içinde saklı. Onun haricinde az önce efendim... kaçırdıysanız eğer diye hatırlatayım. Birbirlerini koruma altına aldılar. Onur ve Didem de elenmeyecek bu akşam. Diğer 10 adayımızdan kim veya kimler gidecek hep birlikte göreceğiz. Ben kutuyu almaya gidiyorum. Evet, kutumuz geldi. Her zamanki gibi ilk oyları hızlı açacağım biliyorsunuz. Bakalım bu ne tür bir final olacak? İkinci tura kalacak mıyız?
bazı adaylar üzerinde yoğunlaşılacak mı? Ya da bazen biliyorsunuz birer tane daha alıyor, iki öyle bile elenen oluyor. Hep birlikte göreceğiz efendim. İlk oy tabii. Damatlar evinden çıkacak. Altı almış bitmesi yönünde oyu. Niye acaba? Ve gelin adaylar evi. Çıkış yolunu da göstermişler. Gamze için. Geçen dönemde de üçten aşağı inmezdi. Hiçbir zaman korkmadım. Kritik diyorsun. Tek evet, başına... aslanlar gibi gözyaşı bile dökmeden gittin. Aynen, dimdik girdim, dimdik çıktım. Damat adaylarına bakıyoruz. Allah Allah İlkay, bu hafta gayet de iyi gittin, açıldın, kendini ifade ettin. Olabilir öyle. Anlamadım bu yüzü ama. Gözde. Ne o, ağlıyor mu, gülüyor mu Gözde? Bilmiyorum. Gülüyor. Ben gülerim genelde ama orada ağlamış. Henüz 4 oy açtım. 10 oy daha var. Bu ters geldi. Dağınık bugün oylar. Kemal. Gelin adaylarından Gözde ve Gamze'nin gitmesi yönünde birer oy var. Damatların 3. oyu geliyor. Gamze. Değil. Eyvah eyvah. Çok yaşa. Gamze 2. oyunu aldı. Bakıyoruz efendim. Damat adaylarından da bir kişi gitmesi yönünde 2. oyunu bu oyla alıyor. Aldı. Damatlar, sizden sadece açmadığım 2 oy kaldı. Sizin adınızı açmadım. Gelinlere bakalım. 2 Gamze var, 1 Gözde var, bir de Gözde daha var. Neden Gözde böyle? Bilmiyorum Sedan. Geçen haftadan hırs yapmış olabilir birileri. Yazmak isteyip yazamadığını düşünüyorum geçen hafta. Koruma altında olduğum için. Bu haftaya saklamış kendini. Bir tahminlerim var tabii ki. 2 Gözde, 2 Gamze. Devam edelim. 1 Kemal, 2 Altu, 1 İlkay. Bu oyla en çok yakınlaşan isim Altu oluyor. Gamze niye başını salladı? Tahmin mi ettin? Arkadaşlar çok şikayetçiydi. Ben de dahil. Şimdi erkekler evinde durum şöyle oluyor. Altu'nun 3 oyuyla birlikte. Kemal veya İlkay ikişer oy birden alırsa, son 2 oy onların adına olursa 2. tur oluyor. Aslında yani bir sonraki oy belirleyici demek istiyorum. Gelin adaylarında 2 Gamze, 2 Gözde demiştim. Damat adaylarının 5. oyu geliyor. Oo. Akrostiş bile yapılmış. Gamze git. Vallahi dimdik gider, dimdik de arkama bakmam. Bunu böyle bilin. Gamze 3, Gözde 2. 5 oy açıldı onlarda da. İşte damatlar evinin belirleyici oyu efendim. Kemal veya İlkay çıkarsa bir şans son oya bağlı. Başka bir isim çıkarsa altı kesinleşecek. Son oya gerek kalmıyor. Altuğ kesinleşiyor. 7 gelin adayının 4'ü Altuğ demiş şimdilik. Gelinler evinde 3 Gamze, 2 Gözde var demiştik.
Gözde. Üç Gamze, üç Gözde. İkinizden birinin adı çıkarsa belli, yoksa ikinci tur. Damat adaylarında belli, hızlıca açacağım o yüzden. Çünkü 4 oyu 6 aldı. Kimin ismi çıkarsa çıksın fark etmeyecek. Ama 5. oyda da 6 yazıyor zaten. Vav, 5 kız birden. 7 kızdan 5'i 6'nun gitmesini istiyor efendim. Bu bir rekor. Değil mi? Gözde mi Gamze mi? 3 Gamze 3 Gözde var. Ve işte sır burada. Gelin adaylarından ayağa kalkacak isim Gözde. Gözde Altu. Tuğçe, Adnan sizlere ayağı rica ettim. Önce Tuğçe ve Adnan gelin, hediyelerinizi alın. Tebrik ediyorum Adnan'cığım. Zor bir final oldu. Didem'ciğim. Gel Tuğçe'cim, seni de öpeyim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir bakın evlerinize. Bunu tutabilirsin elinde. Bir ihtimal o yüksekliğine göre biliyorsunuz evlerinizi koruma şansınız var. Kime gitsin çekler? Kimin olsun? Yani Gözde'yle tartıştım ben tabii. Ona kızgın olduğum noktalar var. Ama Gözde mi, Altuğ mu dediğinizde Gözde kalsın isterim. Bugün de söylediklerinden sonra. Çünkü burası aşk evi. Ve bunu yaşasın isterim. İnşallah da öyle olur. Peki canım, teşekkür ederim. Sen ne dersin? Gözde çok sevdiğim bir arkadaşım. Altuğ abi de geldiği günden beri efendiliğini asla bozmadı. Ve konuşurken düşünerek konuştuğu için bazen yanlış ifade edebiliyor kendini. Hani konuşmayı, ifade etmeyi bilip biraz yanlış ifade kullanabilen bir abimiz. O da bu evin stresi tabii ki de. İkisinin de gitmesini istemiyorum ben açık ve net yani. Karar veremedim. Yok, ben ikisinin de gitmesini istemiyorum. O zaman sizleri arkadaşlarınızın yanına alayım. Küçük kutuyu da önüme çekeyim. Tebrik ediyorum tekrar. Sağ olun Sedan. Gözdeciğim, ne hissediyorsun? Yani kimseye kötü bir şey söylemediğimi ve kötü herhangi bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Yazdılarsa vardır bir bildikleri. Evet. Neden oldu bu acaba? Hiçbir fikrim yok. Yani herkes yanımda olduğunu söylerken meğersem karşımdaymış. Buradan onu görüyorum şu an sadece. Hayır, bugün ilk defa Onur da bir kapı araladı, karar verdi. Zamanı geldiğini düşündü. Ben sana bu kadarını söyleyebilirim dedi. Bir ışık yaktı. Diğer gelin adaylarına değil ama sana karşı, senin konuşmana karşı. Onur bu mu neden olmuş olabilir? Damatlar evinin tepkisi. Vallahi ben de onun kadar şaşkınım. Yani bilmiyorum, bu hafta çok özel, çocuklarla çok özel bir durum yaşamadı. Çocuklar niye bu şekilde değerlendirdi ben de bilmiyorum. Belki bundan dolayı etkilenmiş, söylemiş de olabilirler. Ben de şaşırdım yani. Şaşırdım yani, hani mesela Gamze'ye daha tepkililerdi normalde. Gamze'yi de yazmışlar ama... Evet, erkekler evi Gamze'ye çok tepkiliydi. Gamze ve Gözde arasında gidildi. Ama tartışmada, finalde ben Gözde'ye karşı böyle bir erkekler evinden hırçınlık hissetmedim. Valla ben de onlara tepkiliyim. Neye bağlıyorsun? Bilmiyorum. Yani kendilerine sormak lazım. Didem, ne diyeceksin? Hiç aklım ucundan geçmemişti Gözde. Gitmeyi hak edecek gelin adayı vasfını taşıyamayacak insanlar var burada. Ama o Gözde değil kanımca. Bencil olmam gerekirse bu evde kalmasını istediğim insanlardan biri, çünkü seviyorum. Çok güzel bir yüreği var bir kere. Ve gerçekten dostuna dost.
Ben bunu burada yaşadım. Son zamanlarda daha da yakınlaştık. Çünkü kötü anlarımda da baktım yanımda var. Ve burada kendini geriye çekmişti hisleri konusunda. Biraz izleme taraftarıydı ama bugün de farklı gelişmeler oldu. Bilemiyorum. Hayırlısı olsun herkes için. Ama hiç gitmesini istemem. Sen Gözdeci. Yani gitmek istediğimi defalarca söyledim burada içten de olsa kendi içimde. Ama şu an istiyor muyum? Hayır, istemiyorum. Bir ihtimal de olsa bir ihtimal ihtimaldir. Evet. Sevgican. Selam. Gözde'nin yaşayacağını düşündüğüm bir aşk var bu evde. Ve Gözde bu evde aşk yaşaması gereken isimlerden biri bence. Çünkü burada bunu birkaç defa denedi ve olmadı. Mutlu olmayı hak ediyor benim Gözde'yi tanıdığım kadarıyla. Ve gitmesi gereken isim Gözde değil. Ne diyorsun Gamze? Ben açıkçası çok fazla tanımıyorum. Bir geçmişi var burada. Belki bilmiyorum. İki isim vermiş bir dönem. Belki ondan dolayı tepkili olabilirler. Hiçbir fikrim yok. Zaten ben yeni geldim. Neyine kızdılar, neyine tepkilendiler hiçbir fikrim yok. Altı sen ne söyleyeceksin? Bekliyor muydun böyle bir şey? Vallahi Seda Hanım, bekliyordum açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, ben elimden geleni yaptım. Yani bekar yeniden adaylarını tanımak için. Kimi zaman yanlış anlaşıldım, kimi zaman benim de istemeden ağzımdan bazı sözler veya cümleler çıkmış olabilir. Hayır, daha ağır sözler sarf eden damat adaylarımız da oldu. Yani çok da bir şey artık söylemeye gerek yok. Ne hissedersin? Aklında, dilinde, yüreğinde şunu yapamadan gittim dediğin bir şey kalır mı? Gidersin. Yani ben buraya geldiğim zaman da söylemiştim. Ben ilişki yaşamak istiyorum. Evliliğe kadar gitmesini istiyordum. Nasip kısmet olmayacaksa da fazla bir şey demeye gerek yok. Tekrar teşekkür ediyorum düşüncelerinden dolayı gelin adaylarına. Göreceğiz. Tablo eleme yok yazısının çıkmasını istediğimiz bir tablo gerçekten. İnanın iki insanda emin olun iki tarafında sevgi ve eş değerde saygı gösterebileceği karakterde insanlar. Ben buna inanıyorum. Ben Altun'un da zaten evde tam aynen. Hani kendini ifade ettiğine inanmıyorum. Umarım. Daha iki hafta. Umarım. O ifade ettiğini düşünüyor yani. Fakat bu İyi. Evin biraz daha psikolojisi farklı. Farklı. Burada Altun abi tamam biliyor bir lafı düşünüyor. Fakat burada belki de fazla düşünüyor. Aynen fazla düşünüyor. Bazen içinden geleni söylemen gerekiyor abi işte. Bırak diye söyleyeceksin. Beyninden geçeni söyleyeceksin. Benim fikrim diyeceksin. Gerek yok artık olan oldu. Daha olan olmadı, daha bir şey yok. Durumu özetleyeyim o zaman. Efendim biliyorsunuz Akın'ın da söylediği gibi bazen çok bizi mutlu eden bir şey çıkıyor bu kutudan. Eleme yok yazısı. O zaman biz bize kalıyoruz. Çok mutlu olduk.
kutu mu? Önce kutuya bak. Böylece belki birincinin üzerindeki yük de biraz azalır. Bu elimizi yakan zarfı... En azından mührünü, mühür de mühür ama. Açalım. İnanın ben de bilmiyorum her zamanki gibi. Kağıdı çıkarıyorum. Şu gerilimi bir burada bir de korku filmini izlerken yaşıyorum. Sen birinci de olsan, şu an asla elenmeyecek de olsan, 5.000 liralık çekin işte orada duruyor da olsa. İnsanın bugün sevinesi gelmiyor değil mi Adnan? Sen bunu defalarca yaşadın. Defalarca, defalarca ve defalarca yaşadım. Bu evde sadece bir kişi giderken çok mutluydum. Yanlış anlama Gamze, sen değil. Ama herkes biliyor, bir kişi giderken sadece çok mutluydum. Harici buradan kim giderse gitsin hep üzülüm. Çünkü buraya hepimiz bir umutla geliyoruz. Hepimiz bir yeni yaşamla geliyoruz. Evet. Ve bu umudu en çok yaşayan benim. En önemli şey. Geçen sene bekar olarak bitirdiğim bu evde, hiç unutmam, orada bize sadece bir tabure vermişlerdi bekarlara. Ve şu anda bu evin içerisinde ilişkim var. Gururla, onurla taşıdığım bir ilişkim evet. var. Bu inanılmaz mutluluk verici. Ama budur, oluyormuş değil mi Adnan? Oluyormuş. Olur. Yani bak bu evden gittin, hemen geldin, bir sene uğraştın, inceledin, evet. sık dokudun ama sonunda buldun. Oluyormuş. Oluyor. Yani ümidi kesmemek gerekiyor. Biliyorum, bence aşkta en acı şey zaten hayal kırıklıkları. Ve mücadele etmek. Evet, vazgeçmeyeceksiniz. Pes etmeyeceksiniz. Aynen öyle. Ümidi kestim. Ben bu zarfları ne diye açarım bilirsiniz. Kötünün iyisi diye. Birinciliği alan evini koruyor. O hani gitmek istiyorum diye ağladığın günler gibi değil bugün. Neden biliyor musun? Artık ufak da olsa bir ümidin vardı ondan. Ayakta bizi tutan şey de hep ümit değil midir zaten hayatta? Yani bu evin psikolojisi çok ağır. Bunlarla sadece bu evde bir aşka sahipsen başa çıkabiliyorsun. O aşktan çok ufak bir ümidim vardı bugün. Yani onunla gidersem sadece böyle kalbim kırık olur. O kadar, onun dışında başka üzüldüğüm hiçbir konu yok.
Altuğ da şaşkın bakıyor. Erken mi haksız olduğunu mu düşünüyorsun? Yani evet. Kendimi ifade edemedim ikinci haftam. Evin psikolojisi çok farklı gerçekten. Çok. Yani televizyonda insanların izlediği gibi değil. Alakası. Aslında sen olgun bir adam olarak mantıklısını yapmaya çalıştın. Çok evet. Düşüneyim, az konuşayım, ölçeyim, tartayım. Ama bu öyle bir ev ki spontan ve hatalı da olsan samimiyetin işlediği bir ev. Hatalı da olsan. İşte belki ondan. Vallahi Seda Hanım, elenme korkum olsaydı bu eve gelmezdim. Tabii. Geldiğim gibi başım dimdikle dönerim. Hiç i̇şte kimseye ne alınırım ne gücenirim, bu kadar. Belki benim daha da iyi olur. Belki senin adamlığın, yakışıklılığın, buradaki kalıbını gören ve gerçekten evlenme niyetini gören birçok kişi vardır dışarıda. Evet. Ve bu evde diskalifiye haricinde bütün gidişlerin bir gelişi var. Bakın Gamze burada, Adnan burada, daha çok Tankut burada. Dönüşü var. Bu eve şov yapmak ve kendini göstermek için gelen insanlar var. Hala burada olan ya da gidip geri gelen. Ama Gözde en azından buraya Didem, geldiğin ortalığını günden... ortalığını mı karıştırmaya çalışıyorsun? Arkadaşına günden, moral mi vermeye sen çalışıyorsun? Sen neden şu anda üzerine alınıyorsun? Gidip geri gelen diyorsun, açık sen açık laf vuruyorsun. Sen de bir tek gittin geri geldin. Gidip geri gelen diyorsun, açık açık laf vuruyorsun. Tamam, sen doğru yere ulaşmış o halde. Kızımı koruyorsun, tamam, doğru yere ulaşmış o halde lafı. Şovu sen mi yapıyorsun? Sakin. Tamam, ben mi yaptım git diye? Çok seviyorsan moral ver. Ben mi yaptım git diye? Sakin. Lafını oraya koymuş. Lafı bir arkadaşımız gitmek üzere bu evden. Ok gibi fırlatıyor, ondan sonra da sana mı dedim diyor. En azından gelin, Gözde geldiği günden beri Allah bu evde Allah. Denedi. Aşk yaşamak istedi. Hayal kırıklığı yaşadı. Yani bu onun talihiydi. Belki bu evdeki şanssızlığı. Bu ev aşk evi, evlilik ama evi. Ama istedi. Efendim en fazla oyu kim aldı? Evini kim koruyacak? Gözde mi gidecek, Altuğ mu? Tuğçe mi birinci, Adnan mı? Haftanın birincisi Adnan. Hayır ya. Bugün Elen'in isim kızlar evinden oldu ve giden kişi Gözde'ydi. Açıkçası ben çok son zamandır burada olmasam da Gözde benim anlaşabileceğim bir isimdi. Ve Gözde bu evde daha önce çok fazla hayal kırıklığı yaşadı. Güzel bir ilişki yaşamak istedi hep ama olmadı. En son bu final gecesinde Gözde'nin aklındaki isim de belki ona bir açık kapı bırakmıştı. Ama maalesef Gözde artık bu evde değil ve beni en çok üzen şey de bu. İnanamadım, orada duydum, dedim ki Gamze içerideyse. Pişlikçi. Bıraktım pişlikçi. Pişliği yapa yapa bütün ilişkileri bitirdin, tek ilişki mi kaldın be adam? Sen Aycan'ı sevmiyor muydun? Seviyordum. Aycan burada yok, senin burada ne işin? Siz biraz evlenmek için geç kalmışsınız ama. Evet Gözde, eski bir arkadaşımız, gitmesi beni çok üzdü. Benim çok uzun zaman, hayır çok üzdü beni. Ama yani evden kimseyi kaybetmemek ama de beni sevindirdi yani. Ya Adnan, şimdi ben, herkes şahit burada, elimden geleni... Yani gelinler, bekar gelin adaylarını tanımadım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Yapıyorum. Tabii ki de yanlış anlaşılır.
Biraz da karşı tarafın da izin vermesi lazım. Çünkü konuşmaya gidiyor. Şu anda mesela bu haftadan itibaren geçtiğimiz yani geçirdiğimiz hafta içerisinde yapmış olduğun ifade şekillerini bu hafta yapmazsan farklı şekilde yani olduğun gibi artık kendini lanse etmeye başlarsan daha iyi olacaktır senin. Vallahi peki abi şunu fark ettin mi? En çok adım attığın insan giderken iyi bir dilekte bulundun onun için. Suratına bile bakmadı, bu tarafa bakıyordu. Aynen öyle. Ya böyle bir şey var mıydı? O konudan önce haklısın. Şunu söyleyeceğim. Benim duruşum İlkay her zaman aynıdır. Gene aynı olacak. Gene değişmeyecek. Ben kalkıp da gelinler işte bekar gelin adaylarına onları namus ve örf veya bir şeylerin rencide edici bir şeyler de söylemiyorum. Ben gene elimden geleni yapacağım. Tanımak istedim, en doğal hakkım. Hepimizin olduğu gibi. Yine aynı çizgim. Yine herkese öbür tarafa gittiğimde işte günaydınlar, nasılsınız? Bugün burada tek üzüldüğüm şey cesaretini toplayıp açık açık duygularını ifade eden bir kızın Gözde'nin evden gitmesi beni çok üzdü. Çünkü en çok ben dertleşmiştim Tankut abiden sonra. Tabii. Ha işte. Nasıl? Valla kendisi için de hayırlı olmuştur. Onun için iyi olduğunu da inanıyorum Kemal. Ben inanmıyorum abi. Ben inanıyorum abi. Evet. Ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ben inanıyorum çünkü dikkat edersen yani şu son iki haftadır bitik haldeydi zaten. İçindeki heyecanı ben onun bitik haldeydi zaten. Abi içindeki heyecanı ben onunla konuşurken kırmızı odada ve dikkat edersen evde ağlamadan gittim. Gördüm. Sevinerek gitti. Yani şöyle vallahi düşün, geçirdiğimiz haftalarda zaten suratı düşüktü, gözleri ufaktı, dikkat etmişsinizdir zaten. Arkadaşlar, iki haftadır öyle, ben de zaten bakın. Bu evde yaşanabilecek en ağır olaylardan iki tanesini yaşadı zaten. Evet. Çok. Yani üst üste yaşadı bir de. Üst üste yaşamanın vermiş olduğu ağırlık da var. Tabii. Ondan dolayı burada belki hepimiz yaşıyoruz. Bu duygu bocalamalarını hepimiz yaşıyoruz bu ilişki süreçleri içerisinde. Ben de yaşıyorum bakın şu an. Çünkü bu evdeyim. Bu evde yaşamaya devam ettiğim süre içerisinde nasıl aramızda konuşuyoruz abi? Yeni umutlar olabilir, yeni gelecekler olabilir ve bunları, bu adımları atarken bazen doğru, bazen yanlış adımlar atabiliyoruz. Ama ben de Gözde için belki kafa yapısını toplaması açısından ben de iyi olduğunu düşünüyorum. Kızlar kavga ediyoruz, birbirimizi yükseliyoruz ama şu sandalyede oturunca anlıyorum ki hepinizle farklı farklı anılarım var. Senle bile yeni gelmiş olmana rağmen. Hepiniz aslında çok iyi insanlarsınız. Hasta olduğunda tost yapmıştım. Evet, ilk geldiğimde. Yine olsa yine yaparım. Hastalık ayrı, kavga ayrı, arkadaşlık ayrı. Kesinlikle öyle. Yani pırlanta gibi kalpleriniz var. O yüzden kavgadan, gürültüdense böyle daha çok aşklarınıza yönelin. Aşkınız bulun bu evde. Ben çok yüksek duygular yaşadım. Çok ağladım. Çok da güldüm. Yani Didem zaten benim canım, yani çok sevdim. En kötü olduğum zaman da bana bir bakışıyla bile ne kadar güçlü olmamı.
her zaman burada da orada da kötü niyetinden asla hiç aklıma öyle bir düşünce bile gelmedi. Biliyorum. Adnan da aynı şekilde. O zaten benim hep yanımdaydı. Bu da nelerle karşılaştım hep benim yanımdaydı. Evet, ona zaten ilk önce ona çok minnettarım. İkimiz sonra de samimiyetine sana... çok inandık çünkü senin yüreğini gördüğümüz için. Ve bir ilişki yaşamam için elinden gelen her şeyi yaptı. Ona da teşekkür edeceğim. Ama burada şu an gözyaşımı akıtan tek kişi sensin. Teşekkür ederim yanımda olduğun. Diye ben örteyim karşıma geçip bana iyi misin diye sorma. Gencecik yaşımda adam öldürmeyeyim. Çok kötüyüm niye değil dökeyim. Hoş geldin. Karşıma geçip bana iyi misin diye sorma. Hoş geldiniz. Al Fulber. Evet, bak Aycan. Orada. Hoş geldin. İyi misin ya? Ben oturuyorum. Şöyle bir şey yapayım. Gel buraya. Mutsuz musunuz ya? Önemli biri mi gitti? Gözde gitti ya. Ha. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi bakalım. Nasıl geçti ya? Böyle bir kasvet var. Yok kasvet. Yok Altu da gidecek. Burada şöyle bir kasvet. Altu da gitme adaylarından bir tanesiydi. Hem onun için üzülüyorduk. O yüzden bir biliyorsun zaten her gitme olaylarında böyle. Özlediniz mi beni? Biz tanışıyor musun? Önceden. Ben başından beri buradaydım bu sezonun. Yok, bir tane daha eskiden tanıştıkları gelmişti de. Kim gelmiş? Değişik bir vaka yaşanmıştı burada. Ya, Gamze Göktürk geldi de anlarsın. Ne? İçeride seni bekliyor. İnanmıyorum şu an. Oo, sen iyi. Çok seversin. Ben bayılırım biliyorsun. Aynen. Benim kankim. Ama siz anlaşamadınız mı yine? Ya zaten bir geldi, ikimize zaten salladı direkt gelir gelmez. Niye siz ne yapmışsınız ona? Ben, ya en son hatırlar mısın? Allah razı olsun. Ne yaptık ona? En son, Rabia, en son 4 tane eleme oldu hatırlar mısın? Sen, Didem, O ve Mehtap. Aynen 4'lü. Senin zaten o zaman ilişkin vardı, seni yazamadık. Didem'i zaten yazmayacağız, Adnan'la ilişkisi var. Mehtap'la dostluklar, ilişkiler. Gamze'yi yazmıştık, o günden beri bize takıntılı. Ha onun hıncını alıyor, siz evet. Niye beni yazdınız? Şovcu tamam. Diyor bize. Ama o öyle olacak ya. O Gamze Göktürk yani. Neyse biz onu öyle kabul öyle ettik. Öyle idare eder. Sen ne yapıyorsun? Neler yaptın? Yani kaç ay oldu? Kaç aydır yoksun? Ben ne zaman? Ocak'ta mı? Ocak'ta. 2 ay oldu değil mi? Ocak'ta aynen. Ocak'ta eğlendim. Böyle bir yeni saçlarını falan mı değiştirdin? Yenilemişsin. Birazcık böyle açtırdım. Evet. Burada zaten bir ilişki yaşamıştım biliyorsun. Ya onu herkes biliyor. Öyle. Süreç yaşadım. Evet. Bir gittim geldim şehir dışına, biraz vakit geçirdim, dinlendim. Ve şu an daha iyiyim, gördüğünüz gibi buradayım. Ve ben... Bismillahirrahmanirrahim. Git gör bakalım. Su ikramından gidiyorum. Sonra hiç kimse memnun olacak. Hoşçakalın. Bir su ikram edilir ama hiç kimse yok. Rabia! Rabia gelecek dedim. Rabia gelecek dedim. Aşkım. Sarı melek. Rabia hiç şimdi önce hiç mutlu olmadı dedim. Rabia şimdi seni konuştum. Kızlar söyleyin. Sarı meleğim. Sarı meleğim. Ay kızım benim. Aşkım. İnanamadım orada duydum dedim ki Gamze içerideyse. Benim dedim girmem şu an çok iyi oldu. Ayak sesinden tanıyorum dedim biliyor musun? Vallahi. Çünkü biz birbirimizin topuk seslerinden biliyorsun. Aynen. Biliyorsun. Aynen. Dedim ki bu ayak kime bak ya. Kalbime bakar mısın bak? Vallahi billahi. Ay kırmızı. Ay güzel aşkım. Sarı meleğim. Aşkım. Kız çok sevindi ya. Ben de çok mutluyum şu an biliyor musun Gamze? İnan. Merhaba Rabia. Merhaba Feryuma. Merhaba Tuğçe. Kalbim yerinden çıkacak. Şöyle oturayım aşkım. Hoş geldin. Ay sarı meleğim benim. Sarı babaklar sen de öylesin.
Biz seninle hep görüştük ama aşkım. Görüştük, hep görüştük. Ama. Ama sürprize bakar mısın ya? İkimiz aynı anda girdik. İnan, kalbim yani şu an. Dilesen bu kadar olur. Gamze derdim. Sorsalar Gamze derdim. Ben de Rabia dedim sen gelmeden. Ama ev temizlenmiş biliyor musun? Kesinlikle. Parazitlerden yani. Eve huzur geldi. Çok güzel. Çok hayırlı oldu. Gelinler evine girer girmez Gamze bana sarıldı. Canım arkadaşım. Onun girdiğini bilmiyordum. Çok mutlu oldum ben de. Güzeldi. Kızları tanımaya çalışacağım. Şu anki izlenimim güzel. Didem'i de özlemişim. Bakalım neler olacak, beni neler bekliyor. İzleyip göreceğiz. Her hafta hak eden birine veriyorsun evet, işte. Her hafta bakıyor kime versem diye. Abi ne diyeyim yani? Ne yapayım? Ya bir şey her yapacak. Her hafta birisini Dile mi bileyim her hafta? Yok. Ben Gözde bir geliyor. Söylüyor Gözde geliyor. Muhtemel. Muhtemel. Erkek geliyor, geliyor abi böyle ama bir hiç onun yürüyüşü var mı ya? Topuklu. Hoş geldin tekrar. Yeni gelin adayı nereye oturuyordun? Böyle. Onu bırak da ben senin geçen seneki gelmiş halini yapmayayım şimdi. Geçen sene gelişim biraz olaylıydı ya. Yok artık uslandım biliyor musun sen? Oğlum bir şey diyeceğim, o yüzünde kilo ne öyle? Çok yakışmış değil mi? Kilo değil, kilo değil. Nasıl kilo değil? Yüzünde ben... şey mi var? Maskeyi bir çıkarıyormuş başka bir şey. Ne yapıyorsun Adoş? Ne yapıyorsun kız bak? Pişnikçi. Bıraktım pişnik. Pişniği yapa yapa bütün ilişkileri bitirdin. Tek ilişki mi kaldın be adam? Vallahi tek ilişki kaldı mı? Oğlum alan gitti, bırakan gitti. Ben bir şey mi yaptım? Hepsinin sonuna kadar arkasında durdum. Hayırdır? Alan gitti, bırakan gitti. Sen ne yapıyorsun Onurcuğum? Ne yapalım? Bayağı popülariten yüksekmiş. Öyle mi? Sen ne çok yok, gittin mi o tarafa? Misafir olarak gelmiş. Hayır yani. Bayağı kız falan var arkanda, hayırdır? Sadece gelin adayım yani. Yani şu an öyle var işte sen? Yani. Yoksa herhangi başka bir şey yok. Sen ya, Aycan'ı sevmiyor muydun? Seviyordum. Aycan burada yok, senin burada ne işin var? Burada devam ediyorum. Olayları birazcık anlatırım, sen de dinlersin belki. Tamam, dinlerim canım. Sen bir kızın eski nişanlısıydın hatırladığım kadarıyla. Evet. Tuğçe'nin. Onun için mi geldin? Nişanlısı değilim, o uydurulmuş bir haber. Yanlış bir yerden bilgi almışsın. Yok yok, yanlış bir yerden bilgi almadım. Yani nişanlısı, sevgilisi fark etmez. Hı-hı. Bir şeydi. Yok, ona gelmemiştim. İlk bölümü izlememişsin o zaman. Tam söyle o zaman hani. Yok, ona gelmişsin, nişanlısın diyorsun ya, onları düzeltiyorum. Nişanlısı değilim, ona gelmedim. Normal eve geldim. Onu gördüm, ben de bir popülariteyi yükselteyim dedim yani. Hı, çok ihtiyacım var popülariteye. İhtiyacın var bence de yani. Hı. Silik bitirsin çünkü. Evet, evet. Yani bana öyle geldi en azından. Hı-hı. Ben de ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben de aşçılık yapıyorum işte, geldim geliyorum. Aşçılık. Devam. İyi iyi, aşçılık iyidir. Siz biraz evlenmek için geç kalmışsınız ama. Kötü bir şey değil mi? Geçen yani ne bileyim. Ya, bana geç kaldım diyorsan orada bir tane abimiz duruyor. Ama yapsın? Canım o evlenmiş, boşanmış, çoluğu çocuğu var. Bizi bilen sensin de ben seni bilmiyorum. Sen de biraz kendinden bahsedersen. Canım programı izlemediysen niye bu programa geldin? İzleme zorunluluğu mu var? Hayır, izlemediğim bir şeyi yani beni çekmeyen buraya bir şey. Buraya girerken içine... böyle bir zorunluluk mu bak, var? Dinle ilk önce, algıla, hı-hı, sonra cevap ver. Hı-hı. Diyorum ki izlemediğim, beni aa, içine çekmeyen bir şeyin içine girmem. Bir hafta demek kala ki izledim. Sen izlemişsin, senin içine çekmiş ve sen buraya, hı-hı, gelmişsin. Bir hafta kala izledim. Tamam mı? Demek ki sen beni izlemişsin. Şimdi, hı-hı, izlemedim. Yo, ayaklarını. Yok, seni izlemedim. İzlemedim ayaklarını falan, onları bir geç. Bu evde izleyeceğim. Gerçek hayata gelin. Beni bu evde çok izleyeceksin. Hı-hı. Hı-hı. Aynen öyle. Ben öncesinde izlemedim seni, burada izledim, göreyim ona göre değerlendiririm. Şu anda zaten değerlendiririm. Senin beni değerlendirmene benim pek ihtiyacım yok ama sen yine de bir değerlendir ben bakalım. Ben de bu programı izleyip gelmeye zorunluluğum yok buraya canım benim. Ama demek ki programa ihtiyacın var. Hı hı. Popülarite lazım.
O popülete fark ediyor. Ama evet, senden hiçbir şey olmaz, ben sana söyleyeyim. Aa, bir aynen araştır öyle bakalım, olmuş mu olmamış mı? Neyini gelecek sezonda ben çıktıktan sonra sizleri de mısır yerken ben çalışıyor olacağım. Hadi ya. Hmm. Ben şu an çalışıyorum zaten, evde mısır yemiyorum ama sen görüldüğü yüzde burada boş boş mısır yiyorsun. O yüzden gelmişsin buraya. Tankıtım, sen ne yapıyorsun aşkım? Ben şöyle kulak, yani ağzım kulaklarını seni seyrediyorum Özlemiş. Çok özledim. Ona da bir laf sok. Tankıta. Niye? Sana ne be? Tankıta şu an sokacak laf bulamadım. Dur. Var var. Düşün var. Laf sokmaya mı geldin buraya? Sana mı soracağım? Yok, merak ediyorum. Seni canım, tanımaya çalışıyorum. Canım ben birinci sezonda dedim. Ben için buradayım dedim. Ne için burada? İçin buradayım dedim. Birinci sezon boyunca da kaldım. Sen rahat ol. İyi, benim ne için burada olduğumu sen fazla sorgulama. İyi bakalım. Yani ben senin ayarında silik biri değilim. Silik bir tip olduğumu göstereceğim sana, ne kadar sileyim. Karalayarak göstereceğim seni. Sen beni mi karalayacaksın? Göreceğiz. Canım dikkatli ol, kalemini kırarım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Onur? Neyse ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Nereden giriliyordu? Şuradan. Gel gel kız, gel. Oğlum görüşmeyecek mi? Aldı götürüyor kızı ya. Ya bırak ya, ben Melek'i özlemişim. Ne yapıyorsun? Lan nasıl bir herifsin ya? Gel lan buraya. Gidiyorum, ben de kendine eve gideceğim onunla. Git o da ya. Seni seviyorum. Biz burada altı erkek yaşarız. Ado. Canım benim ya. Tankıt abi protesto edelim, almayalım içeri. Ya bırak, ben Melo benim için ayrıdır. Ayrı yeri vardır. Boş ver. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum aşkım. Beni anlatma, geri mi gidiyorsun? Sen niye söylemedin? Söylemedim tabii. Ne yapıyorsun sen? İyi aşkım. Melis. Yavrum. Arkadaşım, yine arkadaşım. Hep arkadaşlarım ya. Bugün ay, var ya. Ay tüm kitlendim şimdi. İnanamıyorum. Gelin ol. Bir şey söyleyeyim tabii ki de. Bugün benim hep arkadaşlarım. Ha? Hep böyle gerçekten bir gün bak. O geldi, ben geldim. Anladım. Sen... İki tane geliyor mu? Melis hoş geldin, geliyor ama ben çok şaşırdım şu an. Kanka ama Didem ayağı bozuldu. Yağmur. Melis. Memnun. Geldin ya daha önce sen. İnanmıyorum. Şoklardayım şu an. O zaman gelin adayı olarak gelmemiştim. Kanka saçlarımı boyamıştın, en son ne oldu? Kanka çok kötü oldu, ben de geriye boyattım. Ben de boyatacağım ya. Tamam. Aferin. İnanmıyorum. Oh şokum. Yok yok, şok olmayın ya, içeride şok oluruz. İçeride gelin mi? Melo ya, eğlendikten sonra Melis'le de görüşmüştüm. Senle de görüşmüştüm, evet, ikimiz de biliyorum. Canım ne yapıyorsun? Yüzüğün nerede? Yakışmış. Niye böyle durgun gözüküyorsun? Giden arkadaşım. Üzülmüşler kanka. Bilirsin, sen de yaşadın aynı şeyi. Ben kim var kim yok bilmediğim için. Hayır sen aynı hani kendi döneminde o eleme sonrası durum vardı ya. Eleme sonrası bir üzülüyorsun, sonra bir daha hiç görüşmüyorsun. Sizin aynen de öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Görüşmüyor kimse kimseyle. Kimse kimseyle. Senle görüşmez. İçeridekiler dışarıdakiler asla görüşmez. Asla. Aynen. Yani o yüzden fazla üzüldüm. Triplerine girmeyin. Kanka sen nasıl karar verdin? Bana girmeyeceğim diyordum. Ben de sana girmeyeceğim diyordum. Sen de bana girmeyeceğim diyordun yalnız. Sizi tanımıyorum. Ben de girmeyeceğim ama diyordum. Tanırım içeride. Sen de bugün girdin? Pazartesi günü girdim. O da pazartesi neyse, girmiş. Seninle güçlerimizi birleştirebiliriz. Erkek adam falan kalmaz ki burada yani. Gelinler de kalmaz yani. Tek çift olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu değil ya. Keşke başka çiftler de olsa. Herkes de böyle diyor ya. Didem bayağı ben çok ciddiyim ya. Çok samimi söylüyorum. Bu sefer herkesin gözü sende oluyor. Bu hoş niye bir herkesin değil gözü sende olsun ki? Hayır, o zaman antipati topluyorsun. Başka çiftler de olsa hani farklı muhabbetler, herkes birbiriyle arkadaş olsa. Sizin döneminizde kaç tane çiftti ya bu bizim zamanlar gibi düşün. Hani bir dönem o dönem herkes bu çifti zaman. Öyleydi, şimdi iş başka bir şeye döndü artık. Ama bak herkesin gözü üstünde diyorsun. Demek ki herkesin gözü üstünde olmasını seviyorsun. İlk söylediğin cümle önemlidir. Şimdi bir dakika, bir dakika. Olsun. Bir dakika. Aklın o kadar Melis diyordu. Al sana Melis. Ne zaman dedi Melis? Farklı olmuş. 35 dişim. İlk geldiğinde, Akın Bayır ilk geldiğinde dedi ki... Aşçım. Melis'i çok beğeniyordum, Melis'i çok beğeniyordum dedi. Adnan. Allah karşına çıkarttı. Adnan. Melis Akın'ı yer abi. Aşçıyım abi. Ya bir dakika da. Aşçı mısın? Ben de bir dakika. Allah Allah. Saçmalamayın abicim ya. Neyi? Geçen sene ben çok takip ediyordum ya Adnan'la konuşurken hani muhabbet geçmişti de. Aynı dedim. Dışarıda şey söyledim, evde söylediğin için söyledim ha. Kardeşim dışarıda da evde de söyledim zaten, bunu inkar etmedim ki. Vay be Melis. Bana dedi ki sordum. Adnan sevinmiş, sevinecek ya. Adnan sevindi tabii ki beni görmediğine. Erkekler evine gitti. Geçen sezon yakın arkadaştınız değil mi? Evet evet, Adnan'la yakın arkadaştık. Tık.
Yakın arkadaştık. Sonra aramız mı? Didem'den öncesine kadar yani. Didem'le çıkmaya başladıktan sonra bir daha beni hiç aramadı. Ama normal. İnsanlar, bazı insanlar böyle alakalıdır. Olabiliyor. Benimle alakası yoktur. Ben tutup da öyle bir yönlendirme mi yapacağım Melis'le konuşma diye? Hani tabii ki ilişkide yaşı büyük olan insan her zaman yönlendiren taraftır. Belki sen de yaşı büyük olan taraf olduğun için yönlendirmişsindir. Liseliler yapıyor onu, onunla konuşuyorsan bununla konuşma diye. Ha, tam tersi olgun insanlar yapmaz. Tam tersi olgun insanlar yapmaz. Arkadaş, dost. Evet, sen olgun bir insansın. Yapmaman daha aynen doğru olur bence aynen de. Kesinlikle. Aynen. Tik mi var sende? İyi bari. Sen ne yapıyorsun? Böyle alttan alttan bakıyorsun. Yo, alttan alttan değil, ben hep böyle bakıyorum genelde. Ya bu kahkahayı sana özledim yani. Ya. Bu kahkahayı sana özledim ya. Sana değil yani, sana böyle özel olarak böyle bakmıyorum. He, anladım. Buradaki herkes herhalde Onur'a talip değil mi? Senin şey herkes Onur'a talip. Doğru söylüyor. Bir tek sen mi Onur'a talip değilsin? Yok, benim yeni bitti ilişkim zaten. Ben değilim. O çok tatlı bir kız. Sen tatlısın, fark ettim de. Hayır, bayağı şey olmuş yani, sıra olmuş Onur için. Onur bayağı... Hepiniz mi Onur'a talipsiniz? Yok, benlik hiçbir durum yok. Bir tek alakalı. Sen mi kaldın? Bunları bir de giden arkadaş. Eleme dert. O da Onur'aymış. Hayır yani, Onur hakkında eleme. O da mı Onur'a? Yo, ben geldiğimden beri söylediğim isim. Onur'a bak ya. Onur'a bak sen, maşallah. Allah maşallah. Allah Allah. Kime niyet, kime kısmet ama? Kısmet. Kısmetse olur. O zaman senin söylediğine göre en çok halk oynamasını alan da en çok halka oynayan oluyor. Bana biraz ilişkiyi bitirmek için bahane arıyormuşsun gibi geldi. Neyse, Onur'la biraz kavga etmeniz lazım benim için. Kemal'le Onur arasında gidip geliyorum. Daha şimdi ne izledim biliyor musun peki? Ne izledim? Melis'i beğendiğini söylemişsin. Benim çocukluğum bitti burada. Gaza baya çabuk gelen bir arkadaşımızdır kendisi. Gazda çalışıyor. Allah bundan sonra ölüsünü ölüme, dirisini dirime yani. Temmuz mi velisiz gezemiyor musun? Biz asla kaynanalarımızın yanında ayak üst üste atmayız. Neyse ki kaynanam olmayacak. Ben bulabilmiş olsaydım herhalde burada olmazdım. Ama seni alıp çıkacağım ben. Sen bana öyle bakabilecek bir karakter değilsin. Sana yalvarıyorum. Adnan, bak anlamıyorsun. Bize birbirimizi kaybettirecek. Sevmediğim adam asla seni seviyorum demem. Hayatım boyunca demedim. Şuraya da yazıyorum. Onur'la sizin aranızda bir şey oldu.